Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün Harvard Business Review ve Heidrick Struggles Türkiye olarak çeviklik konusunda, agile konusunda bir webinarla birlikte, sizinle birlikte oluyoruz. Gerçekten bu konu Harvard Business Review olarak bizim de çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bizi takip eden, yayınlarımızı izleyen sevgili dostlarımız sizler bu konudaki makalelerimizi mutlaka takip ediyorsunuz. Ve önümüzdeki dönemde de çok fazla konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla bugün bu konuyu sizlerle birlikte ele alıyor olmaktan çok mutluyuz. Bugün benimle birlikte sevgili Ayşegül var Heidrick'ten. Ben şimdi sözü Ayşegül'e bırakıyorum. Bundan sonra Ayşegül'le birlikte götüreceğiz bugünkü yayını. Evet Ayşegül. Serdar, sağ ol. Ben de burada olmaktan ve misafirlerimizle vakit geçecek olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum gerçekten. Heidrick & Struggles'da en az bir 10 yıl önce çeviklik üzerine agile organizasyonlar, agile yönetim tarzı, anlayışı üzerine çok ciddi çalışmalar yapmaya başlamıştı. Biz de Türkiye ofisi ve dünyadaki bütün ofisler olarak bu konuda makaleler yapıyoruz, bu tip çalışmalar yapıyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Türkiye'de de Şubat ayından beri bir çevik organizasyonlar serisi başlattık. İlkini yüz yüze yapmıştık, ondan sonrakileri böyle online yapma fırsatımız oldu. Şimdi bu serinin dördüncüsü. Ve bu seferki konuklarımız hepsi teknoloji insanları ve Türkiye'de çok ön planda olan, çok sayılan ve sevilen insanlar. Dolayısıyla sevgili Serdar'dan çok takdir ettiğim ve güvendiğim bir dostum olan Serdar'dan rica ettim. Dedim ki gel bunu beraber yapalım. Ve şu anda Harvard Business Review'un yeni kurduğu Digital Studio'dayız. Çok da güzel olmuş. Hepinize gelip böyle bir yayına katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi Serdar Turan 20 küsür yıllık iş deneyimi olan bir dostumuz. Content designer'ı bence benim gözümde. Yani sadece eline gelen verileri alıp kullanan, yayınlayan bir insan değil, yaratan bir beyin, araştıran bir beyin. Onun için kendisine saygım sonsuz. İşletme mezunu ve üzerine MBA'yı var. En az 8 yıldır da Harvard Business Review'un başında. Ondan önce de Bloomberg dergisinin başındaydı. Şimdi ben sevgili panelistlerimizi de tanıtmak istiyorum. Tek tek çok kısa kısa gideceğim zamanımız az olduğu için. İlk önce Hakan Aran'la başlamak istiyorum. Hakan Bey'i hepiniz biliyorsunuzdur. Türkiye'deki en sevilen gene teknik insanlardan bir tanesi. Benim gibi ODTÜ mezunu, ODTÜ bilgisayar mühendisliği mezunu. Üstüne bir MBA'yi var. Arkasından 90 yılında İş Bankası'nda yazılım uzmanı olarak başlıyor ve çok hızlı bir yükselişle bugünkü konumuna kadar geliyor. Bugün bütün teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı, aynı zamanda 2016 yılından beri de dünyanın Mastercard'ın teknoloji danışma kurulunun bir üyesi olarak Türkiye'yi temsil ediyor. Daha önce de Şişecam, İş Bankası, Rusya Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Anadolu Sigorta'da gene yönetim kurulu pozisyonları gibi önemli görevleri olan son derece sevgili bir dostumuz. Hoş geldin Hakan. Şimdi ikinci bulduk, olarak İlker Kuruöz'ü tanıtmak isterim. İlker de gene can dostlarımızdan. İlker de gene aslında Ankara, bugün biraz Ankara ağırlığımız var. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Onun da gene Bilkent'ten master'ı var. İlker iş hayatına Amerika'da başlamıştı. Ondan sonra 2006'ya kadar Garanti Teknoloji'de bir görev yaptı. Sonra Accenture dönemi girdi hayatına kısa bir ara. Arkasından Turkcell'de CIO, CDO ve CTO'luk görevlerini yaptı. Türkiye'deki ilk CDO'lardan bir tanesi.
belki de hatta ilki olabilir. Arkasından bir iki yıl Doğuş Holding'de CTO ve genel müdürlük yaptı teknoloji şirketinde. Ve şimdi de tekrar Garanti'ye geri döndü ve Garanti'deki teknoloji şirketinin hem başında hem de Türkiye'nin ses getiren önemli operasyonlarından birisini gün be gün ileri götürmek için çalışmalarına devam ediyor. Şimdi sevgili Mehmet Ali Akarca'dan bahsetmek istiyorum. Mehmet Ali de çok sevgili bir dostumuz. Aslında onun hayatı da iki ana kanatta bugüne kadar gelmiş durumda. Uzun yıllar Koç Holding ve telekomünikasyon sektörü. 91-2002 arası, 2012 arası Koç Holding'de değişik şirketlerde genel müdürlükler. Arkasından 2012-17 arası Türk Telekom grubunda pazarlama, iletişim, kurumsal müşteri başkanlığı gibi görevler ve genel müdürlükler. Arkasından da 2017 itibariyle tekrar Koç grubuna dönüş ve Koç sistemin genel müdürlüğü. Sen de hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk. Ve de bizim teknoloji dünyamızın, Türkiye'mizin yeni nesil başarı hikayelerinden bir tanesini sizlere tanıştırmak istiyorum. Serhat Toptancı, kendisi Allianz'da. Yapı Kredi emekliliğin Allianz tarafından satın alınmasıyla birlikte Allianz'a katılan Serhat, çok hızlı bir yükselişle kendisini göstererek 2019 başı itibariyle de Agile Office'in başına geçti. Bütün önümüzdeki bir küsür saat konuşacağımız gibi Agile sadece moda bir kelime değil. Agile bundan sonraki dünyanın akış biçimi. Dolayısıyla Serhat'ın da böyle bir operasyonun başında olmasını şahsen ben çok çok önemli buluyorum. Ve kendisine de başarılar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk soruyu sormak üzere buyurunuz, sizi veriyorum size. Valla Ayşegül, o kadar güzel anlatıyorsun ki insanların böyle kariyerlerini ve geçişlerini. Yani sırf bununla ilgili bir panel yapabiliriz seninle. Herkese hoş geldiniz diyorum ben tekrardan. Hakan Aran'la başlayalım arzu ediyorum. Kavramsallık bizim için, Harvard Business Review için çok önemli. Hakan, bu çeviklik, agile kavramının biraz detaylarını senden dinleyelim. Nasıl doğdu, nasıl gelişti, ne noktaya geldi, bu bakış açısı şu an için ne ifade ediyor? Agile'ın biraz kavramsal gelişimini senden dinleyebilir miyiz? Tabii. Öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bunun için Agile'a nasıl geldiğimizi anlayabilmek için aslında sanayi devriminin bizi ne yöne doğru evrimleştirdiğini görmemiz gerekiyor. Sanayi devrimiyle beraber özellikle bir işi parçalara ayırarak yapmak ve her bir parçada uzmanlaşmak ve bu konuda hızı ve verimliliği bu şekilde arttırma benimsendiğinden dolayı insanların iş yapış şekli birbirinden kopmaya ve uzmanlaşmaya yönelik olarak evrimleşmeye başladı. Ama paralelinde, yani sanayi devrimindeki bu evrime paralel bir de teknoloji devrimi oldu. Ve teknoloji devriminde de bu işlemler, özellikle insanların uzmanlaştığı o parçalara ayırarak yapılan işlemler aslında bilgisayarlar aracılığıyla, programlar aracılığıyla, robotlar aracılığıyla yapılmaya başladı. Ve insan faktörü bir anda önemsizleşmeye, insanlar kendini kötü hissetmeye başladılar. İnsanın sosyal gelişiminde de özellikle yaptıkları işte anlam arama, kendini gerçekleştirme konusu ve insan sosyal bir varlık, tek başına, yalnız başına çalışma değil, bir takım halinde çalışma bizi aslında bugün konuştuğumuz kavramlara yakınlaştırdı. Tabii ki burada, yani bu üç ana hareketin yanında özellikle üç faktör çok önemli rol oynadı. Birisi insan faktörü. Bu insan faktörü derken hem projeyi yapan insan, hem projeyi yaptırmak isteyen insan, hem de kullanan insan, kullanıcı olarak. Her üçü de kendi bilgisi, yetenekleri ve gelişimiyle olayda daha fazla rol oynamaya başladı.
Teknoloji çok hızlı değişmeye başladı. Teknoloji faktörü ve bu ortamların karmaşıklaşmasına, bilinmeyenlerin artmasına neden oldu. Bilinmezlikler arttı, öngörülemezlikler arttı ve bu projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmaya başladı. Çünkü klasik metodolojiler, klasik projeler insan baz aldığında projeyi yapmak isteyen insanın ne yapmak istiyorsun, isterlerin, gereksinimlerin hepsi belli. Ben bunu ortaya çıkartırsam, bunları da dokümante edersem, başında da altına imzayı alırsam, sonra onu yaparım ve yaptığı zaman da istediğini teslim ettiğim için başarılı olurum diye düşünen projeler, o insanın ilk gün size tanımladığı gibi ihtiyaçların yerinde durmadığını, gidip okuyan, ertesi gün gelen insanın başka bir şey düşündüğünü, oraya başka ihtiyaçlar eklediğini, teknoloji değiştikçe bu ihtiyaçların bazılarının anlamsız hale geldiğini ve proje süreleri içinde de çok fazla şeyin değiştiğini gösterdi. Bu da bizi aslında bu 2000'li yıllara, 90'lı yılların sonuna yaklaşırken bu işleri daha farklı yapmamız gerektiği, bu değişiklikleri de hesaba katmamız gerektiğiyle yüzleştirdi. Ve bu noktada biz aslında ilk defa 1986 yılını bir milat olarak almak lazım. 1986 yılında Takeuchi ve Nonaka New Product Development Game adı altında oyunun kuralını, yeni ürün geliştirme oyununun kuralını değiştirmeye başladılar. Bu bir milattı ve rugby oyununu esas alarak bir açılım yaptılar. Bundan 7 yıl sonra bu sefer Jeff Sutherland 1993'te kendisine verilen bir görevi yaparken kısa günlük takımların toplantı yapmasının, bir arada iş çalışmasının ve birlikte özellikle otonom bir şekilde görev yapmalarının ne kadar önemli olduğunu, bir rugby takımı gibi birlikte toplu savunma, toplu hücum, yardımlaşarak hareket etmenin amaca daha kolay ulaştırdığını göstererek gene rugby oyunundan esinlenen bu hamle saldırı anlamına gelen Scrum'ı 1995'te tanıttılar. Dolayısıyla Scrum 1995'te hayatımıza girdi. Son olarak da 2001 yılına geldiğimizde, 2001 yılında da kendini örgütsel anarşist olarak ilan eden 17 yazılım geliştiricinin Utah'ta, Snowbird'de toplanıp bugün literatürümüze giren Agile terimini ve bu konudaki özellikle çevik metodolojiler, çevik yazılım geliştirme, çevik proje geliştirme metodolojisini tanıttığı, prensiplerini anlattığı şekliyle bugüne kadar evrimleşti. O tarihten beri de gerçekten insanlar iş yaparken özellikle bilinmezlik fazlaysa, karmaşıklık yüksekse bu konuları çevik yöntemlerle çözmeye, bunu bir iş yapış şekli, yeni iş yapış şekli olarak kabul etmeye başladı. Ben kavramsal çerçevesini böyle çizebilirim. Hakan çok teşekkürler. Gerçekten söylediğin gibi son dönemde artık her şey karmaşıklık içinde, her şey bilinmezlik, belirsizlik içinde olduğu için de Agile kavramının, çeviklik kavramının çok ön plana çıktığını, başta bunu bir proje yönetimi gibi gören birçok kurumun artık bunu bir organizasyon yapısı, bir işleyiş stratejisi olarak gördüğünü de daha fazla anlıyoruz, buna şahit oluyoruz. Evet, bir de bu konuda size bir atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü bu anlattığım şey aslında 20 Nisan 2016 tarihli Harvard Business Review'daki The Secret Innovation History of Agile yazısından, makalesinde. Ben söylemeyeyim dedim, sen söyledin. Teşekkür ediyorum endorsement için de. Estağfurullah, estağfurullah. Kaynak vermezsek olur, haksızlık olur. Evet Ayşegül. Teşekkürler. Peki, şimdi bu soruyu öncelikle İlker'e ve bir uzantısında Serhat'a sormak istiyorum. Tabii biz bu Agile çalışmalarımıza dediğim gibi 10 yıl önce başladık ve her yıl artan bir hızda ve yoğunlukta çevik organizasyonun avantajları, nasıl yapılması gerektiğini müşterilerimizle konuşup çalışıp duruyorduk derken Covid krizi patladı. Dolayısıyla birdenbire hayatlarımızın ortasına bir bomba düştü. Ama soruyu şöyle sormak istiyorum. İki parçalı sormak istiyorum. Covid'den öncesine bakacak olursak İlker, neden organizasyonlar sence bu Agile fikrine önem verdiler? Gittikçe bir ilgi artışı oldu.
Sonra da COVID'den sonra bu bakışta ne gibi bir değişiklik var diye konuşalım. Olur mu? Buyurun. Tabii ki, seve seve. Ben de herkese sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Şimdi Hakan çok güzel tarihçesini verdi. İş hayatının da içerisinde hakikaten agile, stratejik bir gündem maddesi olarak özellikle şöyle bir geçtiğimiz 5 yıla baktığımızda oturdu. Ve bu konuda progresif olan firmalar, daha iş çalışma, yani iş yapış modellerini çok sorgulayan firmalar bu işi daha da ciddiye aldı. Bizim de içinde bulunduğumuz grup, Garanti BBVA'nın içinde bulunduğu grup, BBVA grubu, Avrupa finans sektöründe agile dönüşümle ilgili stratejik bir planlaması olan ve bunu stratejik transformasyonun ana ekseninde taşıyan gruplardan bir tanesi. Niye buna giriştik diye baktığımızda aslında biraz Hakan'ın bahsettiği tarihi sebepler, yani hiyerarşik modeldeki evrimimiz ve organizasyonel modelimizin bizi getirdiği nokta ve dış dünyadaki rekabetin geldiği nokta. Şimdi bunu kıyasladığımızda bizim o eski modelde iş yaptığımız zaman birkaç tane sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi hızlı ürün servis çıkartmak, time to market. 2, kalite boyutu. 3, çalışanlar. Aslında biz hep bu işi iş boyutuyla analiz etme eğilimindeyiz ama workforce'a katılan, iş hayatına katılan yeni jenerasyon eski operating modelle ilgili olarak çok feedback veriyor. Yani çalışanların da beklentisi burada kritik. Çünkü kendilerini bir takımın parçası hissetmiyorlar. Kendilerini çok mekanik komponentler gibi algılamaya başlıyorlar. Üretilen değerin içerisinde nerede olduklarını görmekte zorlanıyorlar. Bir de bunlara ek olarak aslında Agile'la birlikte gelen hızlı karar alabilme, karar alma süreçlerindeki verimliliği artırabilme konusu, bu işin time to market dışında, yani hızlı ürün servis çıkartmanın dışında organizasyon içerisindeki entelektüel kapitali daha etkin kullanabilme gibi bir artısı da var. Yani hiyerarşik modelde yukarı doğru çıktıkça kararlar daha unstructured datayla ve güç odaklı alınırken orta middle management'ta biraz daha structured data ve arada alınırken işi yapan ekibe indirdiğinizde çok net structured, bütün dataya hakim, doneye hakim ama eski modelde empower edilmedikleri için karar almaktan uzak duran bir kitlenin karar alma süreçlerinin içerisine dahil edilmesi fırsatını yarattı. Yani bu boyutlarıyla baktığımızda iş yapış modelimizin dönüşümünde Agile'in büyük bir verimlilik, kalite, insan kaynağı ve insan kaynaklarının dönüşümünde önemli bir rol oynayacağı, şirketlerin hızlı karar alabilme ve aldıkları kararlarda doğru yöne ilerleme konusunda gelişeceğine olan inanç Agile'e doğru sürükledi bizi. Bu alanlarda biz çok ciddi bir ilerleme ve gelişim bekliyoruz. İkinci kısmına geleyim. Covid öncesiyle sonrası arasında bir değişiklik oldu mu? Biz organizasyonel modelimizde sadece teknoloji organizasyonu değil, iş kollarının da içinde bulunduğu bir Agile dönüşümdeydik. Ve bunu adım adım yapıyorduk. Ya, fonksiyon bu dönüşümün içerisindeydik. Bu roadmap'imizden geri dönmeyeceğiz. Yani bu ilerleyecek. Covid sonrası ne oldu diye baktığımızda Agile'e dönen organizasyonların adaptasyon kasının çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yani Covid bize bir belirsizlik getirdi. Self-organizing, kendi kendine organize olan takımların, Agile çalışan takımların bu süreci çok hızlı adapte olduğunu gördük. Ve aslında çok tepeden inme kural setleri beklemeden işlerini yürütebilir ve hayatı devam ettirebilir hale geldiklerini gözlemledik. Ben çok direkt, yani çok direkt bir faydasını bu Covid sürecinde Agile'ın yaşadığımızı görüyorum. Buna da bir tane örnek vereceğim. Şimdi teknoloji tarafından vereyim, iş tarafından değil. Agile çalışan ekipler yöneticilerinden bağımsız karar alma mekanizmalarını etkin kullanarak işlerini yapmaya devam ediyorlar. Covid sonrası bizim üretimimizde, adaptasyon sonrası üretimimizde %20-25'e yakın bir artış gözlüyoruz. Yani belirsizliği yönetmekte, hani hepimizin beklentisi geriye düşmekti. Bırakın onu. Bu verimli çalışma modeliyle %20-25 üretim artışını, software tarafında üretim artışını gözlemliyoruz. Direkt faydalarını da görür, yaşar hale geldik. Çok güzel, harika. Yani aslında hepimizin bildiği bir şeyi de tekrar edelim burada dinleyicilerin duyması için. 1940'larda
kurguları başlayan iş yapılanması, organizasyonel yapılanmalar bu 2000'lere doğru geldiğimizde o kadar kademelendi ve o kadar kalabalıklaştı ve o kadar bürokratik ve hiyerarşik bir hale geldi ki yapının esas amacından fersah fersah uzak bir yerlere gitti. Ve aslında gene bizi dönüp Agile'a getiren Toyota'nın ilk Lean and Mean organizasyon kurma amacı ve Agile'ı yaratan aslında hani ilk danışmanlardan birisi olan Amerikalı bir danışmanın da şeyleriyle, inisiyasyonlarıyla bugünlere kadar geldik. Bunu iş dünyasının itirafı belki biraz geç oldu ama COVID'le birlikte senin de söylediğin gibi sevgili İlker sanırım ne kadar çevik, ne kadar az, ne kadar non-bürokratik, ne kadar non-hiyerarşik o kadar etkili sonuçlar, o kadar çabuk sonuçlar ve o kadar hızlı karar alma kapasitesi. Peki hemen Serhat'a da sormak istiyorum. Sevgili Serhat, senin eklemek istediğin bir şey olabilir mi bu soruya? Şimdi İlker Bey çok aslında ana çerçeveyi çok güzel çizdi. Sonuçta değişim zaten doğamızın bir parçası. Dolayısıyla her daim bir transformasyon, bir dönüşüm ihtiyacı söz konusu. Zaten siz de biraz önce belirttiniz, daha önce farklı adlarda farklı sistemler hayatımıza girdiler ve misyonlarını tamamladılar. Şimdi aslında baktığınızda dönemin gereklilikleri nedeniyle Agile ortaya çıkıyor. Yine İlker Bey aslında bazı noktalarda değindi, teknolojik dönüşümün hızlanması, işte yıkıcı rekabetin artması, müşteri ihtiyaçlarını yalın ve eksiksiz karşılamak zorunda kalmamız, yeni jenerasyonun hiyerarşiden arınmış, kendini daha rahat ifade edebildiği, işlerinde yetkili olmak istediği, söz sahibi olmak istediği, farklı uzmanlıkları öğrenmek istediği bir dönemden geçiyoruz. Bunların hepsi bizi işte bugün çevikliğe getiriyor. Şimdi bu dış dünyada aslında bir ajanda var. Bizim Allianz'da bunu tetikleyen noktayı ben biraz paylaşmak isterim. Çünkü dış dünyanın ajandası aslında hepimizin ortak ajandası bu aktardığım kısım. Fakat bizi çeviklik ajandasında ilk adımı atmamızı sağlayan çalışanlarımız oldu. Çalışanlarımız bizim Allianz Engagement Survey adını verdiğimiz global bir müşteri, pardon, çalışan bağımlılık anketimiz var. Orada aslında bize çok net bir takım mesajlar verdiler. Dediler ki, tamam Allianz sektöründe çok büyük, son 5 yıldır işte sektörün lideri, işte NPS skorları çok iyi, işte müşteri nezdinde gayet olumlu bir reputasyona sahip. Fakat biz içeride fonksiyonlar arası işbirliğini de istediğimiz verimi alamadığımızı görüyoruz. Yapı içerisinde bazen sorumluluk alanlarının belirsizleştiğini görüyoruz ve kayboluyoruz. Bilginin böyle fonksiyon bazlı kaldığını görüyoruz. Aslında bilginin günümüz çağında, günümüz teknolojisinde fonksiyonlar arası hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. IT'ye inanılmaz bir bağlılığımız ve bağımlılığımız var. Hepimiz orada bir zaman alokasyonu istiyoruz fakat istediğimiz kaynaklara erişmekte zorlanıyoruz. Hatta ve hatta ürün ve hizmetleri, biraz önce İlker Bey de bahsetti, time to market dediğimiz piyasaya istediğimiz hızla çıkaramıyoruz dediler. Şimdi dış dünya, biraz önce anlattık, inanılmaz hızlı değişiyor. Covid döneminde de gördük. İçeride çalışanlarımızın bizden istedikleri, beklentileri. Tam bu sırada IT ekiplerimizin çok başarıyla yönettiği büyük bir transformasyon projesi vardı. 5 farklı ülkede 100'den fazla katılımcıyla bir arada ilerlemekteydi proje. Biz baktık ki orada IT nezdinde Agile uyguluyorlar. Ve diğer Allianz şirketlerinden daha farklı bir noktaya getirebilmişler projeyi ve çok hızlı bir şekilde sonuç alabilmişler. Biz işte orada şunu düşündük. IT takımlarında uyguladığımız Agile dönüşümü business tarafına uygulayabilir miyiz? İlk başta test et ve öğren mantığıyla ilerledik. Küçük bir motor takımımızda bunu denedik. Baktık ki çalışanlarımız olumlu geri bildirimler veriyorlar. Aldık ve bunu scale ettik ve şu anda Allianz olarak tüm iş ailemiz %90 change işi yapan takımlarımızın hepsi Agile çalışıyorlar. Bunu paylaşabilirim. Bu da tabii şeye
neden oldu, onu da söylemek isterim. Hani global düzeyde başlamış bir proje ama şu anda bugün işte Future of Work'ü konuşuyoruz. Covid sonrasını sormuştunuz. Future of Work'te şu anda en önemli başlıklardan bir tanesi Agile at Scale oldu Allianz dünyasında. Yani biz de Türkiye ofisi olarak oraya da benchmark olmuş durumdayız. Bunu da son olarak eklemek istedim. Çok teşekkürler Serhat. Allianz'ı biz de, ben de iyi tanıyorum ve bütün seni dinlerken hep içimden kafamı sallayabildim. Yani bütün bunların hayata geçişini gözlemleyebildik sizi takip ederek. Çok tebrik ediyorum. Şimdi İlker'e geri döneyim izninizle. İlker'in her zaman çok insan kaynaklarına ve insana önem verdiğini bilirim uzun yıllardır. Ve hep bir teknoloji insanı olmasına rağmen organizasyonla ve bireylerle, ekiple çok yakın el ele gitmeye, onların fikirlerini dinlemeye, onların fikirlerini, teknik tarafın fikirlerini satın almalarına ne kadar önem verdiğini hep gözlemleyebildim ve bence bu harikulade bir şey. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Şimdi baştan beri hepimizin her iki cümlemizden birisinde söz zaten insana geliyor, ekibe geliyor. Ekibin rahatsızlığından, ekibin şikayetlerinden, organizasyonun yeterince efektif olamamasını ifade etmesinden bu noktaya gelindiğini söylüyorsunuz, duyuyoruz. Peki İlker, senin gördüğün kadarıyla, içinde yaşadığın kadarıyla bilgi, beceri ve yetenek, yani kompetans dediğimiz şeyde ne gibi değişiklikler meydana gelmesi lazım? Neredeyiz bugün? Nereye zıplamamız gerekiyor? İstersen dünya ölçeğini de söyleyebilirsin ve Türkiye gerçeğine de bakabiliriz. Yani bir gap var tabii ki. O gap'i nasıl aşabiliriz? Ne görüyorsun? Şimdi burada Ayşegül, iki boyutuyla istersen buna bir dokunayım. Bir çalışan boyutu, bir yönetim boyutuyla. Çünkü çok burada doğru. İlişki de çok kritik. Önce çalışandan başlayayım. Çalışan tarafında yani her dönem oldu büyük bir ihtimalle organizasyonların içerisinde değişik kuşaklar var. Şimdi ben X kuşağıyım. Şimdi artık millennial'lar organizasyonun içerisine katılmaya başladılar. Farklı farklı modellerde çalışmaya alıştık ve bunun getirdiği rollerle ilgili beklentiler var. Agile'la birlikte birincisi şöyle bir değişiklik geliyor. Bir rolde başlarsın, bu rolle hayatın devam eder, bitiyor. Yani aslında multi-skilled bir insan olmakla ilgili, çoklu yetkinlik taşıyan bir insan olmak için çalışanların kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Yani bu, ben bir şey yaparım ve sadece onu yaparım. Bunun devri sona eriyor. İkincisi, takım formasyonları içerisinde eskiden şunlar vardı. Ben bundan sorumluyum, sen bundan sorumlusun. Agile'da takımı oluşturduktan sonra takımın bir hedefe koşarken roller arasında bir grilik oluşmaya başlıyor. Ben bu rolü yaparken, başka arkadaşım başka bir rolü yaparken bizim sonuç almak için zaman zaman birbirimizin rollerine takviye yapmamız gerekebiliyor. Bu da aslında çoklu rollere adapte olabilmekle ilgili kasların gelişmesini, insanların da buna, çalışanların buna hazır olmasını gerektiriyor. Üçüncü konu, bu ekip dinamiği oluştu, çalışmaya başladık. Yol içerisinde belirsizliği yönetebilecek, değişikliklere karşı reaksiyon gösterebilecek, ya biz ona öyle karar vermemiştik, biz buna böyle karar vermemiştik diye, hani aslında bir yere çıpa atıp o çıpadan ayrılmak istemeyen çalışan profilleri bu organizasyonda zorlanmaya başlıyorlar. Yani o değişime hızlı adapte olabilecek ve iki hafta önceki sprint review'da aldıkları kararları bu sprint review'da değiştirmeye okey olacak profiller olması gerekiyor. Son şeyimde ekip dinamiği içerisinde takım oyuncusu olabilmek son derece önemli hale geldi. Eski silo formasyonunda sizin bir müdürünüz var, başka bir arkadaşın bir müdürü var. Sıkıntınız olduğunda öbür arkadaşınızın müdürünüze şikayet edip eskale edebiliyordunuz. Şimdi takımın içindesiniz ve yüz yüzesiniz. Yani müdürlerin üzerinden ben bu işi yönetirim diye bir dünya yok. Takım dinamikleri içerisinde problem çözme konusu geldiğinde İnsani değerlerin, IQ'nun, karşıya empati gösterme vesaire gibi şeylerin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Yani insanların buna adapte olması lazım. Bu işin çalışan tarafındaki kısmı. Yani aslında IQ'su yüksek, takım oyunu oynamaya istekli, oynamak durumunda da olan, değişiklikleri hızlı adapte olabilen
bir tane role kendisini çıpalamayan, farklı rolleri almak konusunda istekli olan insanlara ihtiyaç var. Buna adapte olanlar da çok hızlı bilgi birikimi elde ediyorlar ve kariyerleri de zenginleşiyor. Bunun da çok büyük bir fırsat olduğunu farkında olmaları lazım. Bu bence çalışan boyutu. Yönetici boyutunda da yöneticilerin de hayatı çok zorlaşıyor bu dönüşümde. Çünkü eskiden command and control, yani komutu veriyorsunuz, ondan sonra kontrol ediyorsunuz. Ama otonomiyi delege ettiniz. Çalışanların kendi iş planlarını yapmalarına izin vermeniz lazım. Çok girerseniz bu sefer diyor ki yani sen bana otonomi vermedin. Hani benim otonomim nereye gitti? Yakın takip etmezseniz eskiden alışık olduğunuz o evet ben hani helikopter gibi üzerlerinde geziyordum. Şimdi gezemiyorum. Acaba ben ne yapıyorum? Kendisini sorgulayan, katma değerini sorgulayan bir noktaya doğru evrilme riski var. Şimdi burada da dünyada trend bu. Bizim grubun da prensibi bu. Yöneticilerin de evrilmesi gereken bir yön var. Bu da servant leadership modeli denilen modele doğru evrilme. Yani İK tarafında yöneticilerin de bir transformasyondan geçmesi gerekiyor. Evet ben otoritemi verdim, ekibi empower ettim. Onlar artık güveniyorum ki bu işleri yapacaklar. Zorlandıklarında bana gelebilirler, ben onlara yön gösterebilirim. Ama benim onlara yapmam gereken bir sürü şey de var. Onları geliştirmem gerekiyor, önlerindeki engelleri kaldırmam gerekiyor, kaynak ihtiyaçlarını karşılayabilmem gerekiyor. Takım dinamiği içerisinde bir bozulma görüyorsam ona otorite kullanarak değil ama farklı şekillerde angajı olup o formasyonu tekrar yapılandırmam gerekiyor gibi işin daha takım formasyonu ve ben ona high performing team diyorum. Yani yüksek performans gösteren bir takım formasyonunda devam etmesi için üstüne düşen görevleri yapması gerekiyor. Tabii ki işin stratejisi, vizyonu bunlar yöneticiyle takım arasında gidecek bir şey ama gidip de ben sizi agile yaptım sonra da her gün hepiniz teker teker gelin ben size birebirlerde dün ne yaptığını soracağım diyen yöneticilere çok fazla da alan kalmıyor. Yöneticilerde de bir transformasyon ihtiyacı çıkıyor. Bilmiyorum yeterince kapsadım mı? Gayet güzel, gayet güzel ve çok önemli bir noktaya da parmak bastın aslında. Çünkü benim de gözlemlediğim organizasyonların birçoğunun hala tam doğru yolu bulmakta zorlanıyor oldukları. Çünkü zannediyorlar ki tamamen gençlere bırakmak zorundalar ve işi bilen, o vakte kadar işin başında olmuş olanları kenara bir balkona koyup siz susun ve size soru sorulana kadar konuşmayın diyorlar bazıları mesela. Ben bunun kesinlikle hani iyi sonuç verebileceğini düşünmüyorum. Sen çok güzel söyledin. Tecrübeli olanların tabii ki kontrol ve command alışkanlığından tamamen çıkmaları gerekiyor ama yol gösterici olmaları değil mi? Coach olmaları, advisor olmaları son derece önemli olacak. Peki ben... Ayşe de bir şeyi ekleyeyim o boyutta tecrübeliler için. Tecrübeli çalışanların, yöneticilerin de o takımın bir parçası olup farklı rol oynamasının önünde de bir engel yok. Yani illa orada patron olmak, yönetici olmak zorunda değilsiniz. Sizin skill setiniz o takımın içerisinde biraz önce o yüzden söyledim yani multiple role yani çoklu rol üstlenebilmenin de önünde engel yok. O takım formasyonunun içerisinde önceden yöneticilik yapıyor olabilirsiniz ama siz bir parçada, sen de çok güzel bahsettin, o aşırı hiyerarşik modelden çıkıp bireysel katılımcı haline gelmenin önünde de bir engel yok Agile'la birlikte. Aynı kanıdayım. Bu sorunun gene bir çıt uzantısını da Serhat'a sorup ondan sonra sözü sevgili Serdar'a devretmek istiyorum. Aslında bu soracağım şeyi her biriniz konuşurken dile getirebilirseniz harika olur. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi bu gibi görünüyor. Ödüllendirme, yani başarı nasıl yorumlanacak ve ödüllendirme nasıl yapılacak? Allianz'da şu ana kadar nasıl yaptınız Serhat? Şimdi şöyle yaptık. Aslında buna daha geniş bir perspektiften bakalım. Ödüllendirme ve performans yönetimi diyelim. Çünkü performansının sonuçlarına göre o ödüllendirmeye ulaşabiliyorsunuz. Çeviklikle beraber daha yatay fonksiyonlar, farklı şapkalar hayatımıza girdi tabii. Şimdi bir squad ve chapter lead yapısı içerisinde product owner gibi, chapter lead gibi, agile coach gibi farklı perspektifler
günlük iş yapış hayatımız, günlük süreçteki iş yapış şeklimize dahil oldukları için biz onların da bir değerlendirici olduğu, çok daha geniş katılımlı performans sisteminde tüm takımın değerlendirildiği bir komiteye çevirdik. Biz buna POCLAC komite diyoruz. POCLAC komite içerisinde product owner'lar, chapter lead'ler ve agile koçlar bir arada oluyorlar. Ve yılda iki defa tüm takım üyelerini gayet şeffaf ve açık bir ortamda bir araya gelerek değerlendiriyorlar. Burada takım üyelerinin what hedeflerine baktığımız gibi bir taraftan da agile fundamental setlerine de bakıyoruz tabii ki. Biraz önce aslında belirtmiş olduğunuz o servant leadership'e uygunluk, agile bakış açısına, çevik bakış açısına uygunluk gibi farklı setlere de bakıyoruz. Orada yetenek olacak arkadaşlarımız var mı? Onları belirliyoruz bu performans cycle içerisinde. Şimdi bunun ilk başta açıkça çok hani son çıktısını biz bugün burada anlatıyoruz ama ilk başladığımızda kolay olmadı tabii. Yani herkes o masaya geldiğinde kendi şapkalarını, geçmişteki deneyimlerini bırakıp gelmesi kolay olmuyor transformasyon süreçlerinde. Fakat adım adım bugün gelmiş olduğumuz yolculuğun son çıktısı olarak şunu söyleyebilirim. Tam bir self-managing team örneği gördük takımlarımızda, gelişim anlamında. Birlikte karar vermek, birlikte bir takımın iyi oyuncularını, zayıf oyuncularını belirlemek, bu oyuncuların gelişim alanlarına herkesin taşın altına elini sokarak bu gelişim alanları için feedback session'ları yapması, Agile Coach'u, Chapter Lead'i, Product Owner'ından tutun da herkesin aslında topluca ortak bir misyon hareket etmesi için önemli oldu. Biz takımlara sorduğumuzda hep şunu görüyoruz POCLAC'la ilgili. Yani şeffaf bir şekilde çok daha fazla bir perspektiften değerlendirilmek ve bütün bir yılın çıktısını elde etmek için çok farklı ve değerli oldu diye görüyoruz. Bir de şunu unutmamak lazım tabii Agile çalışma metodolojisinde. Gerçek ödül aslında takımların yarattıkları katma değer ve bu süreçteki tatminleri. Şimdi bunun bir karşılığı yok inanın. Yani hiyerarşiden bağımsız, yetkilendirilmiş, yatay bir organizasyonun içerisinde elde ettikleri sonuçları açık, şeffaf bir şekilde sergileyebildikleri bu sürecin aslında nihai çıktısı en büyük kişisel tatmin oluyor. Hani biraz önce yani müdür ve yönetici gibi bir yapıdan bahsettik. Eskiden işte müdürünüz ve işte uzman olarak çalıştığınız bir dönemde değerlendirme sadece subjektif olarak müdürünüz de sizin aranızdaydı. Şimdi ise başka başka perspektifler, başka başka gelişim alanları hayatımıza giriyor. Hani bunun bütününe baktığınızda çalışanlarımızın yine happiness indekslerde ve engagement survey'lerde bize verdikleri geri bildirim çok çok faydalı olduğu, takım olarak birlikte değerlendirilmenin ve oradan da ödül sistemine gitmenin kritik olduğunu gördük ve organizasyonumuzun tamamına da bu sistemi entegre ediyoruz ilerleyen dönemde. Tamam, harika. Çok çok teşekkürler. Serdar'cığım, bundan sonraki sorularda da hep buna bir değinebilirsek herkesten bir duyalım tamam. Bakalım. Bu çok performans önemli. Ödüllendirme. Bu nasıl? Çok önemli Ayşegül. Soru da çok yerinde oldu. Çünkü ben bir yandan da göz ucuyla kusura bakmayın gelen soruları da takip ediyorum. Ve uygun yerlerde onları da dile getirmeyi arzu ediyorum. Çok fazla soru var bu ödüllendirme ve performans dinamiği ile ilgili. O yüzden herkesin bu konudaki görüşlerini ufak şimdi soracağım sorulardan önce de rica edeceğim. Ben şimdi Hakan Aran'a dönmek istiyorum. Hakan, sevgili Hakan, sen ne dersin bu ödüllendirme ve performans dinamiği ile ilgili? Kısaca önce onu sorayım sana, sonra farklı bir bakış açısında fikrini alacağım. Ya şöyle söyleyeyim, bugünün insanı için en son ödüllendirme aracı para olması lazım. Özellikle bu konuda hani çok klişeleşmiş işte onun tanınırlığını arttır, yöneticiyle yemeğe çıkar, her topluluk içerisinde takım arkadaşları içerisinde onur et, para, daha yüksek para ver gibi konular artık insanlar için yeterli değil. Yani bunların hepsi belki gerekli faktörler, yani gerekli faktörler ama kesinlikle yeterli faktörler değil. Çevik çalışmanın bence ayrılmaz bir parçası, çevik çalışmaya değer bir amacınız olması lazım. Yani bir şirket olarak sizin
hedeflerinizin büyüklüğü, amacınızın kutsallığı, amacınızın büyüklüğü o takımları motive eden temel faktördür. Yani çevik çalışmaya değer bir iş hedefiniz, çevik çalışmaya değer bir amacınız yoksa ve çevik çalışmaya değecek zorlukta bir probleminiz yoksa yetkin insanları alıp bir araya getirip o amaç için çalıştıramazsınız. Yani insanlar işe bakarlar, bu işte kendilerini geliştirecek zorluğu görmezlerse ya da vardığı yerdeki katkılarını görmezlerse istediğiniz parayı verin ayrılırlar. Yani mutsuz olurlar. Hatta mutsuzluklarını arttırırsınız ödüllendirme mekanizmalarıyla. O yüzden insana verilecek en büyük ödül onu gerçekten yetkinliğine uygun, yetkinliğini geliştirmesine imkan verecek zorlukta bir alanda çalıştırmak. Yani böyle bir proje için, böyle bir program için çalışmak. Benim gördüğüm en büyük yanlışlık insanları sıradan, rutin hayatın parçası olan konularda çevik çalışma yöntemiyle bir şeyleri sonucu değiştireceğini sananlar. Yani klasik büyük organizasyonlarda ben çevik çalışma yöntemine geçtim diyor. O bir yöntem. Yani sizin girdi kaliteniz belirler çıktığı. Yöntem elbette bir şeyleri değiştirir ama burada mühim olan nokta bence takımları niye bir araya getiriyorsunuz ve takımlardan ne bekliyorsunuz? Bunu ortaya koyarsanız bu ekiplerin en büyük motivasyon kaynağı budur. Sonra bu ilk saydığım faktörler onu ancak beslediği zaman gerçek ödüllendirme olur. Bundan kopuk olan ödüllendirmeyi doğru bulmuyorum. Evet, özellikle amaç konusu Hakan son dönemde bizim de çok işlediğimiz olaylardan, konulardan, konseptlerden bir tanesi. Her şeyin merkezine, stratejinin merkezine amacı koymayı ön plana çıkarıyoruz. Sanırım çeviklik konusunda da o amacı çok ciddi biçimde, net biçimde vurgulayabilmek ve o çevik organizasyon yapısını da o amaçla ilişkilendirebilmek de çok önemli konulardan bir tanesi. Bu yorumun üzerine aslında sana şu soruyu iletmek istiyorum. Biz çeviklik yazınca, çizince veya konuşunca ilk başta tabii ki aklımıza çevik doğan şirketler geliyor. Yani bugün bir Spotify gibi, Netflix gibi bir şirketseniz zaten doğuşunuz çevik oluyor. Ama organizasyonların, özellikle yerleşik organizasyonların çevik modele geçmesi bir kültür meselesi de. Sen özellikle çevik çalışma biçiminin kültüre, organizasyon ve şirket kültürüne ne etkiler oluşturabileceğini düşünüyorsun? Ya şöyle, ben bunu özellikle son 2 yıldır İş Bankası içerisinde gözlemliyorum. Biz çevik çalışmaya çok küçük bir grupla, sadece bu kulelerin bir katında başladık. Ve o kata o arkadaşlarımızı yerleştirdiğimizde bunun kuruma etkisinin hani ne olabileceğini kendi içimizde sorguladık. Çünkü biliyorsunuz. Onların o çevik ekibin mutsuzluğunu arttırırsınız. Ve bu konuda büyük organizasyonda kültürel pek bir şeyi değiştiremezsiniz savı vardır. O nedenle buna küçük başladık. Ve ben nereye varacağını merak ediyordum. 2 yıl içerisinde geldiği yer iş birimi yapılanmasını, bir iş biriminin tümünü içine alacak şekilde çevik organizasyona dönüşebildiğini, o duran, rutini gerçekleştirmek isteyen iş birimlerinin ya da klasik yıllık hedeflerle giden iş birimlerinin bir anda çok sıra dışı hedefleri seçebildiğini, bu konuda birbirleri hakkında olumsuz düşünen, empati kurmakta zorlanan, bir başkasını kendi bölümü dışındaki bir çabuk ötekileştirme meylinde olan insanların birbiriyle yan yana çalışınca anladığını, empatisinin arttığını ve aslında daha büyük işler yapılabildiğini, suçlamanın yerini işbirliğinin aldığını gördüm. Yani bu çok önemli bir kültürel değişim. Teknoloji tarafındaki insanlarla iş tarafındaki insanlar genellikle şey yaparlar, birbirlerine çok yakın olmadıkları zaman ne yapıyorsun kardeşim, yani bu 3 ayda yapıyorsun 3 günlük işi, sen ne yapıyorsun, çalışmıyor musun, biz arkamızı dönünce yatıyor musun şeyi suçlamaları olur. Bu kadar para alıyorsunuz, hani çıkan ne ortada gibi suçlamalar olur. Bankalarda genel müdürlük şube ayrımı vardır. Genel müdürlük ne yapıyor, o kulelerde ne yapıyor, işte bütün işi biz yapıyoruz. Ama bu çevik çalışmalarla şube çalışanı, genel müdürlük çalışanı, işte muhasebeden çalışan, hazineden çalışanlar, pazarlamacı, satışçı,
teknoloji tarafı, iş tarafı bunlar yan yana geldiğinde, birbirlerinin ne yaptığını gördüklerinde, günlük ritüellere sabah neredeyse uyanınca beraber başlıyorlar, akşam yattığı zamana kadar bir arada. Bu bence içeride çok dengeli, yani kültürel farklılıkların homojen bir şekilde dağılmasına ve şirket içerisinde takım çalışmasını teşvik eden, ötekileştirmeyi azalan çok büyük faydalarını görmemize yol açtı ve İş Bankası ölçeğinde ben bunların değişimini gözlemleme fırsatı buldum. Harika. Yani aslında tüm bu söylediklerin özünde biraz güven kelimesini duyuyorum arka planda. Zira güven de herhalde Covid sonrası dönemin en çok konuşacağımız konularından bir tanesi olacak. Gerek organizasyonlar bazında, gerek marka bazında, gerek kurumlar bazında zaten güvenin hafif hafif erozyona uğradığı bir döneme konuşuyorduk, girmiştik. Ama Covid ile birlikte bu güven kavramının çok daha ön plana çıkacağını, aslında çevik çalışma biçiminin zaten özü gereği o işbirliği yapısının bu güveni de ciddi biçimde pekiştireceğini düşünüyoruz. Bunu da birçok makalede dile getiriyoruz. Sizin tarafta da uygulamalarda bu yönde bazı çıktılar olduğunu böylelikle duymuş olduk. Şimdi ben İlker'e birazcık sözü yine aynı noktada vermeyi arzu ediyorum. İlker, öncelikle senden de bu performans ve ödüllendirme konusundaki fikrini kısaca alalım. Ardından da aslında çevik çalışmanın organizasyonel ve şirket kültürüne yansımaları boyutunda senin deneyimlerini ve fikirlerini rica edelim lütfen. Tabii ki. Şimdi performans yönetim modeli çevikle birlikte, yani agile modellerle birlikte kesinlikle değişmek durumunda. Çünkü bireysel hedefler ortak hedeflere doğru evriliyor. Takımın parçasısınız, bir takım olarak sonuç almak durumundasınız. O takıma kaybeden bir takımın yıldızı olmanızın sizin için hiçbir anlamı yok. Çünkü günün sonunda maçı kaybediyorsunuz. Maçı kazanmanız lazım. O zaman ortak hedef alabilme konusunda yeni modelleri dizayn etmek gerekiyor. Tabii bu iş devam ederken takımın kendi iç dinamiği çok da farklı noktalara doğru evrilebiliyor. Çünkü takım da sonuca ulaşmak için aralarındaki etkileşimin performans değerlendirilmesinin yapılmasını bekliyor. Ben burada bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bir önceki tecrübemde Doğuş grubunda çalışırken orada agile dönüşümü yaptığımız dönemde çok hızlı bir dönüşüm yaptık. Bir takımda şöyle bir durum oldu. Takım bir çalışanı dışladı, dedi ki yani bunu takımdan alın. Bizi çok geri bırakıyor. Yani iş performans yönetimi ve takım dinamini yönetmekte takım da çok brutal hale gelebiliyor. Yani bunun da etkin bir şekilde yönetilmesi kritik hale geliyor. Burada takımın hedefe koşarken aldığı metrikler, hedefler, kimlerin buna ne katkıda sağlayacağıyla ilgili yapısal bir modelin ortaya çıkması kritik. Biz bunu tabii hali hazırda teknoloji tarafı için özellikle söyleyeyim. Teknoloji tarafında agile takımların üretim için kullandığı metrikler ve buna olan katkılarını çok görünebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Günlük ritüelleri içerisinde bu rakamların yakından takip edilebilmesi ve insanların bir kendilerine assessment yapmaları. Çünkü insanlarda da buna da ihtiyaç var. Yani ben bu takıma ne kadar katkı sağlıyorum? Bu takımın içerisindeki benim duruşum nedir'in görünür olması lazım. Bu işin aslında karşılıklı feedback mekanizmalarında insanların da ya evet ben bu takımda commitment'larımın, taahhütlerimin hepsini yerine gerçekleştirdim ve yerine getirdim demekle ben taahhütlerimin çoğunu getiremiyorum diyenler arasında bir fark oluyor. Bu farkındalığın, kişisel farkındalığın artmasını sağlıyor. Buna ek olarak normal şartlarda aslında yöneticinin değerlendirme yaptığı modelden takımın içerisindeki kişilerin de birbirlerine değerlendirme ve feedback vermeye başladığı bir modeli doğru da evrilmek gerekiyor. Sonuçta bireysel hedefler, ortak hedefler sadece yönetici tarafından değerlendirilmeme, takım arkadaşlarından da feedback alma ve o katkıyla ilgili girdilerin gelmesini bekliyoruz. Ona göre bir performans sistemi tasarlamaya devam ediyoruz. Burada önemli bir ikinci konu da bu işin performansın kariyeri olan etkisinin de yönetilmesi gerekiyor. Yani sadece performans ve ödüllendirme değil, kariyer bununla nasıl şekillenecek? Biraz önce de yani ilk kısımda bahsettim. Roller değişiyor, hiyerarşik model değişiyor. Nasıl katkı sağladığınızın modeli değişiyor. Biz burada bir
rol model çalışması yapıyoruz. Yani roller ne olacak? Yeni bir modelde rolleri tanımlamak, kariyerinin hareketinin performansınla olan ilişkisini de yeniden tanımlamak ve bunların arasındaki kuralları çalışanlara daha görünür hale getirmek de çok kritik hale geliyor. Yoksa bu sefer de yani biz bir takımız, takım olarak hepimiz iyiyiz, hepimiz kötüyüz gibi bir noktaya gelme riski var ki onu da yapmamak lazım. Çünkü takımın içerisinde gerçekten takımı sürükleyen bireyler takımı başarısında zorluk yaratan bireyler de olabilir. Bunların da dengesini takım içerisinde konflikt yaratmadan yönetmenin yollarını bulmak gerekiyor. Evet, burada hassas bir denge var. Dediğin gibi özellikle evet. Bu performans tarafında takımın zaten kendi içerisindeki oyuncuları değerlendirme veya onların performansının bir turnusol kağıdı gibi ön plana çıkmasını sağlama gibi bir fonksiyonu var. Ama bu da belli bir çerçeve içinde evet. tutulmazsa da o zaman senin dediğin gibi acımasız bir noktaya doğru veya çok rahatlatıcı bir noktaya doğru da gidebilme riski var. Biraz kültür boyutuna bakarsak özellikle çevik çalışmanın organizasyon ve şirket kültürü tarafındaki yansımalarını nasıl buluyorsun? Çünkü zira bu konuştuğumuz bütün konular ve bu işin başarıya ulaşması gelip en sonunda kültürel değişime, kültürün kapsayıcılığına bağlanıyor, oraya çıkıyor bütün yollar. Ne dersin kültür tarafında? Çok çok olumlu görüyorum. Biraz önce Hakan çok güzel örneklerini saydı kurumun içerisinde. Benzer tecrübeleri biz de yaşıyoruz. Hani en öne çıkan şeyleri söyleyeyim. Bir, karşılıklı empatide büyük bir artış var. Yani siloda bizim silomuz iyi, zaten onun dışındaki bütün silolar kötü mantığından o takımın içerisinde farklı fonksiyonlardan gelen insanlar bir araya gelince herkes birbirine daha çok empati yapmaya başlıyor. Ortak hedefe koşarken herkes kendi hedefini maksimize etmekten o takımın totalinde en iyi sonucu nasıl üreteceğiyle ilgili bir optimizasyona gitmeye çalışıyor. Örnek vereyim. Ben talep yapıyorum. Talebin içini mümkün olduğunca çok doldurayım. Engineering deliver ederse eder, etmezse etmez. Ama ben onu yapayım. Şimdi bir arada ne yapılabilecekse beraber karar veriyorlar. Birbirlerine ortak hedefe koşmak, ortak başarıya koşmak için çok daha fazla birbirlerini destekliyorlar. Ya bu karşılıklı anlayış, empatinin artması, toleransın artması ve işi lokal maksimumlarda değil de organizasyonun tamamı için en iyi nokta olan o optimumlarda buluşturmada çok ciddi bir dönüşüm var. İkincisi, yani bu tolerans ve şeyin ötesinde, ikincisi kültürel olarak takım oyununun getirdiği o dayanışma, zor zamanlarda birbirine destek olma, şikayet etme kültüründen sonuç alabilmek için ne yapabiliriz kültürüne doğru. Bu da bence organizasyonlarda, özellikle hiyerarşik organizasyonlardaki en büyük problemlerimizden bir tanesiydi. O silo kavramının dışında bir davranış seti geliyor. Bir gördüğüm önemli şey de şu. Organizasyon içerisinde genelde şey vardır. Eskalasyonla çözülen işler. Yani eskalasyon oranında dramatik düşüş var. Yani onu ona eskale edelim, bunu buna eskale edelim. İşte biz o departmanda buna şikayet edelim, bu buradan oluyor. Yani bir defansif ve eskalasyon üzerinden giden iş yürütme modeli çok dramatik bir şekilde azalıyor. Çünkü herkes ismi daha net gördüğü için onu çözmeye dönük aksiyonları takım içerisinde alma, sonuç üretme. Eskalasyonun da içerikleri değişti. Eskalasyonlar şikayetten daha çok çözüm için kaynak isteme, destek isteme. Yani eskalasyonun kalitesinde bir artış görüyorum ben. Yani bizim bu işi halletmemiz için şunu yapmamız lazım. Buradan desteğe ihtiyacımız var. Yoksa birbirlerini şikayet etme modundan organizasyon çok dramatik bir şekilde çıkıyor. Son söyleyeceğim de bence o da çok güzel. Yani ben iş hayatında çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey var. Başarıların kutlanması. Yani başarılar kutlanmalı. Kutlanılmayan başarı, yani aslında öyle yani yazıp geçiyorsunuz. Başarılar kutlanmalı. Başarılı işleri yapan takımların ortak kutlamalar yapması da ve o ortak kutlamanın parçası olmalarından da büyük mutluluk duyuyorum. Yani işte bizim bu bir teknik başarıdır, bu bir marketing başarısıdır, bu bir satış başarısından aslında komple ortaya çıkan bir başarı olarak daha fazla kutlanır hale geliyor. Ve bu da öngörülür oluyor, yani görülür hale geliyor. Kültürel dönüşümde bu kutlamaların, o ritüellerin de önemli bir yeri olduğunu hem düşünüyorum hem de gerçekten pozitif çıktılarını organizasyon içerisinde gözlemliyorum.
Aslında çok enteresan bir boyutu adresledin. Özellikle bundan birkaç hafta önce biz de canlı yayınımızı aldık Harvard Business School'da. Liderlik çalışan ve özellikle güven temelli liderlik çalışan çok değerli bir hocamız var. Francis Fry isimli. Ve onun o yayında da söylediği bir yaklaşım vardı. Diyor ki Francis, aslında diversity yani çeşitlilik içeren takımların bir de üstüne inclusion yani kapsayıcılık boyutu giydirdiğinizde muazzam bir mix oluyor. Çünkü bir yandan farklı fikirlerin bir arada olduğu ve birbirini yeri geldiğinde meydan okuyarak, yeri geldiğinde destekleyerek katkı verdiği, bir taraftan da aslında bilgi paylaşımının ve ortak değerlerin, işte kutlama gibi ritüellerin bir araya gelerek bir yapıştırıcı etki oluşturduğu takımlar önümüzdeki dönemin en büyük rekabet avantajı olacak organizasyon yapıları için diyor. Hem bizim yayınımızda hem de kitabında. Gerçekten senin vurguladığın noktalar da aslında bana bunları şöyle hızlıca bir hatırlattı. Ben buradan... Serdar, bir şeyi eklemeyi unuttuğumu ettim. Müsaade edersen çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Çok büyük bir fayda da orada var. Dokunmadık buna. Agile ile birlikte aslında organizasyonların hedeflediği bir şey daha var. Liquidity diyorlar buna. Yani kaynakların daha akışkan hale gelmesi. Ben bir departmanda çakılı kalmayayım. Şirketin stratejik önceliklerine göre değişik projelerde çalışabilirim. Bu da şunu getirdi. Biz de bunu da sık sık yapıyoruz. Farklı bölümlerde, aynı rolde de olsan mesela teknoloji organizasyonunda A takımı, B takımı. A takımından, B takımından, C takımından farklı ekiplerden gelen insanlarla bir arada çalışma fırsatı oluyor. Bunun da karşılıklı etkileşimi çok arttırdığını, Türkçesi tam aklıma gelmedi ama bu cross-pollination denen farklı ekiplerden gelen insanların bir ekipte bir hedefe koşarken birbirinden de çok şey öğrendiğini görüyorum. Likiditenin getirdiği, bu akışkanlığın getirdiği çok fazla kültürel etkileşim fırsatı oluyor. Bunlardan da çok olumlu çıktılar görüyorum. Ekipler birbirlerinden çok iyi öğreniyorlar. Kusura bakma burada, bunu atladım, bunu da eklemek istedim. Ben de bir şey eklemek istiyorum tam burada bu konuda. Sesim gidiyor mu acaba? Tamam. Ben de burada şunu eklemek istedim. Bu fluidity diyoruz biz de ona. Hurricane Struggles'da da kullandığımız terim o. Yani su gibi. Akışkan, geçişken, her şeyin birbiriyle iç içe geçebildiği, kesin kutuların, kesin sınırların artık ortadan kalktığı ve bence hepinizin de ve dinleyicilerin de duymasında fayda olacağını düşündüğüm bir şey söyleyeceğim. Artık organizasyonların içinde, müşteri organizasyonlarımızın içinde biz iki tane yeni geliştirilmiş elektronik tool'la, online tool'la bu geçişleri nasıl yapabileceğimizi ölçümlemeye başladık. Bir tanesi digital dexterity ağırlıklı, yani dijital çeviklik ağırlıklı bir ölçümleme tool'u. Diğeri ise içinde gamification falan da olan bir agility ölçümleme tool'u. Bunlar çok yeni bakışlar, çok yeni uygulamalar. Eskiden nasıldı bizim yaptığımız yaklaşımlar ve ölçümlemeler? Mesela satıştaki insanları bu insan satışı ne kadar iyi becerebilir, ne kadar iyi bir satışçı diye ölçümlemeye çalışıyorduk. Ya da bir pazarlamacı ya da bir supply chain'ci. Şimdi öyle değil. Bu cross-pollination dediği ilkenin çok önemli. Farklı fikirler, farklı birikimler, farklı yaklaşımlar, farklı nefes alışları geçişli hale getirerek organizasyonları her anlamda zenginleştirmek. Dedim ve sustum. Harika. Çok enteresan bir nokta aslında bakarsan. Neden enteresan diyorum? Çünkü gerçekten çeviklik konusunda belki son 6 ayda 3 tane yanılmıyorsam makale yayınladık biz de. Bunlardan bir tanesinin özü de buydu aslında bakarsan. Çünkü biraz evvel Hakan'ın da söylediği gibi ya işte biz IT'ye o kadar talep gönderdik. Bunlar 6 ayda bunu çözemiyorlar gibi o sürtünme yaratan fikirler, yanlılıklar aslında siloların varlığından ve grupların birbirlerinin önceliklerini veya birbirlerinin ortamını, atmosferini tam bilmemelerinden kaynaklanıyor. Yani onu o tabi yapan bir pazarlama departmanının, IT departmanının o anda neyle uğraştığı, ne kadar iş yükü olduğu, pipeline'ında neler olduğunu bilmediği için kendi işine en öncelik gibi görmesi yanlılığı aslına bakarsanız bu. O yüzden bu geçişkenlik bunu da sağlıyor. Aynı zamanda bu geçişkenlik bir çalışanın veya bir ekip üyesinin bir circle'da, bir çemberde
operasyonel bir şeyle uğraşırken başka bir çemberde dizaynla ilgili bir şeyle uğraşmasına ve başka bir çemberde daha yönetimsel bir görevi almasına da imkan veriyor. Böylelikle o kişinin farklı becerilerini veya farklı noktalara uyum yeteneğini de hem organizasyon hem kişinin kendisi daha iyi görebiliyor. Bu açıdan bu akışkanlık gerçekten bence çok önemli konulardan bir tanesi. Bundan yanılmıyorsam 2 sene önce bir makale yayınladık. O makale aslında biraz bürokrasiyle ilgiliydi ve şunu iddia ediyordu. Diyorduk ya bürokrasiyi bu kadar tukaka görüyoruz ama aslında biraz da bürokrasi lazım belli bir organizasyonlarda diye. Ben bunu şimdi biraz çevirip hiyerarşi tarafından sormak istiyorum. Mehmet Ali'ye özellikle. Mehmet Ali'yi bayağı bir beklettik bu süreçte. Evet. Ona da şimdi söz verelim. Mehmet Ali özellikle belli başlı yerleşik organizasyonlar bir hiyerarşi kültüründen geliyor ister istemez. Ve biz çevik çalışmada da mümkün olduğunca hiyerarşiyi minimize etmeyi konuşuyoruz. Buradaki dengeyi nasıl görüyorsun? Yani çevik çalışan organizasyonlar o hiyerarşi tuzağına kapılmadan veya o hiyerarşiye dair kökleri üzerinden yavaş yavaş yeni noktaya geçecek şekilde evrilterek nasıl yol alabilirler? Bu çeviklik hiyerarşi dengesini nasıl görüyorsun organizasyonlarda? Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Hepimiz insanız. Günün sonunda baktığımız zaman hepimizin yöneticiler olarak da çalışanlar olarak da belli ön yargıları var. Ben esasında burada avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani biz kendi içimizde, koç sistemde bu çeviklik yapımız yaklaşık 4 yıllık bir mazisi var. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımız zaman 44'ün üzerinde agile team'imiz var ki bu takımlar sadece IT alanında çalışan arkadaşlarımız değil yani ticari alanda çalışan arkadaşlarımız var. Ürün tarafında çalışan arkadaşlarımız var. Pek çok konuya değindik ama bence önemli bir konu müşterilerimizin de bu agile teamlerin içinde olması çok önemli. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi genelde şu anda Türkiye'de oldu. Belki o konuya da biraz değiniriz daha sonra. Hiyerarşik yapılarda ben çok devrelerden güzel örnekler verdik. Dolayısıyla tekrar olmasın diye oraya girmeyeceğim ama bir iki tane hani örnek vereyim. Şimdi biz ilk agile takımlarımızı kurduğumuz zaman işte bir zaman geçti böyle birkaç ay geçti falan. Ben arkadaşlara dedim ki ya bu agile teamler kurduk hani devamlı çalışıyorlar, toplantılar yapıyorlar falan. Biz bundan bir şey görmeyecek miyiz yani birileri gelip anlatmayacaklar mı? Bu iş nasıl olacak? Yani bir takım arkadaşlar orada çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar geldiler dediler ki oraya dediler ya patron bu sistem öyle çalışmıyor. Sen bir şey öğrenmek istiyorsan biz rapor yayınlamıyoruz. Sen geleceksin toplantıya katılacaksın. Şimdi bu bir kültür değişimi. Dolayısıyla bu kültür değişimi de yani hiyerarşi içinde sen şirketin genel müdürü olarak bile esasında şunu anlıyorsun ki o eski raporlama sistemin veya işte eski yapıyı değiştirmen lazım. Yani bunu ben öğrendim mesela. Hani şirketin genel müdürü olarak bunu öğrendim. Benim arkadaşlardan bir şey beklememem gerektiğini, yani onların bana gelip bir şey anlatmaması gerektiğini, benim esasında o toplantıya katılmam gerektiğini öğrendim. Ve bunu da artık biliyorum nasıl yapmam gerektiğini. Ha, arkadaşlar sağ olsunlar, ben çok meraklı olduğum için onlar da bir RPA kullanarak zaten otomatik bir rapor da geliştirdiler. Yani tüm ekiplerimiz. Dolayısıyla otomatik bir rapor da yürüyor zaten. Yine hani hiç kimsenin de şeyi olmadan vaktini almayarak ama bu genel itibariyle baktığımız zaman hiyerarşik yapıların artık gittikçe önümüzdeki dönemlerde ortadan kalktığını daha yatay yapılarda bu işe gidebileceğimizi hepimiz gördük. Bence COVID-19 ve bu geçtiğimiz süreçte bunun en güzel testi oldu. Çok önemli bir konu var. Bence biz Türkiye'de çok şanslıyız. Yani bizler zaten Türkiye'de iş yapan tüm kademelerdeki çalışan insanlar o kadar alışkın ki sürekli bu tür böyle krizlere, farklı hızlı hareket etmeye ve inanılmaz bir çevik zekamız var bizim zaten. Ve bu çevik zeka bizim DNA'mızda var. Ben yine birkaç ay önce bu Agile üzerine bir konuşma yapıyordum. Orada şu örneği verdim. Ya dedim ki bizde zaten bu Agile denen şey
çok uzun zamandır var. Hani ben bunu ilkokulda öğrenmiştim. İlkokulda bunu bize IMC diye anlatmışlardı. Esasında IMC dediğiniz konu köyde yani biri işte dikimden anlar, ötekinin traktörü vardır, ötekinin tarlası vardır, ötekinin belli bir oranda o konuda bilgisi vardır, iş gücü vardır. Dolayısıyla cross-functional ekipler bir araya gelirler ve bunu uygularlar. Yani biz sonuç itibariyle zaten burada böyle bir kültürel bir avantajımız var. Ha bu kültürel avantajda kırmamız gereken şey nedir? Tabii ki bir organizasyon yapısı, bir hiyerarşik yapı olmak zorunda. Ve bu hiyerarşik yapının da belli görevleri var. Çünkü günün sonunda şöyle düşünelim, bir şirketlerimizin hedefleri var. Bu hedeflere koşarken de değişik takımlarımız değişik görevler alıyorlar. Eğer o görevi gerçekleştiremez ise, oradaki sorumluluk kimde? Yani şirketin yönetim kadrosunda mı? Yoksa o konuyla ilgili kurmuş olduğumuz ecel takımda mı? Ecel takımın içindeki hangi arkadaşımızda? Dolayısıyla bunun tek bir doğrusu da yok. Önemli olan bunu kültür olarak bizim şirketin tamamında anlamamız, özümsememiz ve bunu uygulamaya geçirmemiz. Yine bir örnek vereyim. Yani bizde mesela geçen sene ecel takımlarımızın yani yeni gelişmelerle ilgili bir toplantısı olacaktı ve bu toplantı da Koç Holding'de benim bağlı olduğum başkanıma yapılacak bir şey. Yani sonuç itibariyle bir örnek vermek gerekirse genelkurmay başkanına bir sunum yapılacak. O genelkurmay başkanına yapılacak olan sunumda ben yoktum. Benim olmama gerek yoktu. Ve bunu da benim yöneticim de zaten ya bizim genel müdür niye burada yok? Bu adam niye burada yok diye bir algısı da olmadı. Yani bu olgunluk seviyesi esasında üst yönetimden aşağıya doğru tüm kademelerde geliyor olması lazım. Bunu hepimizin kabul ediyor olması lazım. Bizim arkadaşlarımız gittiler, beraber kendisiyle toplantı yaptılar. Uzman seviyesindeki arkadaşlarımız gidip yani erlerimiz genelkurmay başkanına gidip sunumlarını yaptılar, karşılıklı tartıştılar, o konuyla ilgili bilgi aldılar. Şimdi bunların hepsi esasında bir paradigma değişikliği. O paradigma değişikliğinin içinde de hepimizin bunu kabul etmesi lazım. Ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şu açıdan burada güven çok önemli. Eğer şirket yönetiminin güveni var ise ki olması gerekir. Yani bizim tüm çalışan arkadaşlarımızla metodolojimiz şunun üzerine gidiyor. Ben bütün diğer hani değerli panelist arkadaşlarımızı da üstadlarım benim çok eskiden beri de tanışıyoruz. Yani hepsinin de benzer mantıklı olduğunu biliyorum. Biz yüzden başlarız. Yani biz ekiplerimize %100 güveniriz. Ve yani sıfırdan başlayıp yüze gitmeyiz. Bizim esasında biraz kendi kültürümüzden de gelen farklı bir yaklaşımımız var. Yani Anglo-Sakson kültüründen daha farklıyız biz. Ve bu çok önemli. Özellikle bu tür ecel yapılarda güvenmek çok önemli. Pandemi döneminde güvenmek çok önemli. Biz çok şanslıyız. Çünkü bizlerin ekipleri, ben kendi üzerimde söylüyorum, arkadaşlarımın da aynı şekilde düşündüğüne eminim. Benim ekibime güvenim tam. Dolayısıyla evden çalışmasında da ecel olarak çalışmasında da, kendi hedefini belirlemesinde de çok iyi bir şekilde bunu yöneteceklerine, yönettiklerine ve çıktılarında bu olduğunu görüyoruz zaten. Çok kısa bir iki cümleyle senden şu ödüllendirme ve performans konusundaki perspektifini de alabilir miyiz? Tabii. Şimdi tabii bizdeki yapı biraz daha farklı. Biz çünkü neredeyse şirketin tamamında ecel bir yapıyla gidiyoruz. Yani bu ecel işte stüdyomuz var, ecel chapter'larımız var. Bütün yaptığımız işleri aşağı yukarı yani ecel yapıyoruz. Bu uzun zamandan beri yani yaptığımız bir uygulama. Dolayısıyla esasında bizim performans sistemimiz ve ecel'deki performans sistemimiz arasında çok büyük fark yok. Yani biz zaten kendi hedeflerimizi buna göre yapıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz mesela, senelik hedeflerimiz olmasına rağmen şirketin tamamında da 100'er günlük chapter'lar koşuyoruz.
Yani her 100 gün için yeni hedefler belirliyoruz. O 100 günün sonunda tüm birimler sunumlar yapıyorlar, anlatıyorlar. Bir sonraki 100 gün için beklentilerini, kendi planlarını açıklıyorlar. Yine aynı şekilde agile ekipler kendi hedeflerini ve kendi planlarını yapıyorlar. Dolayısıyla zaten bizim şu anda uygulamakta olduğumuz performans yönetim sistemimiz agile ise çok iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla biz agile için çok farklı bir yöntem, normal kendi performans sistemimiz için farklı bir yöntem yapmıyoruz. O anlamda dediğim gibi belki avantajlı bir şirketiz. Çünkü zaten biz IT sektöründe olduğumuz için ve bütün de birimlerimize bunu uyguladığımız için, yani sadece biz IT departmanımızda değil, dediğim gibi ticari birimlerimizde de, pazarlama birimimizde de, insan kaynaklarında da, finansta da zaten agile teamlerimiz var. Dolayısıyla bizde zaten bu artık çok iç içe geçmiş durumda. Yani agile için ayrı, normal performans sistemi için ayrı bir yapımız yok açıkçası. Bu da büyük bir avantajı olsa gerek. Çünkü hani en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu agile'ı ölçeklendirebilmek. Yani farklı birimlerde, farklı operasyonlarda da hem kendi içlerinde hem de bütüne entegre bir biçimde bu agile yapıyı kurabilmek. Siz orada biraz avantajlısınız gerçekten. İlker'e ben dönmek istiyorum bu hiyerarşi konusuyla ilgili olarak. Farklı endüstrilerde İlker bunu tecrübe etti. Ne dersin İlker? Hiyerarşi yalınlık, hiyerarşi çeviklik dengesini nasıl kurabiliriz ve senin buna bakışın nedir? Bu konunun tam çözülebildiğini düşünmüyorum. Hiyerarşi, bürokrasi ve agile, yani burada nereye gideceğiz? Benim hissiyatım hala deneysel bir noktadayız. Biraz önceki seans kısımda da bahsetmiştim. Yani yöneticilerin rolü, her seviye için söylüyorum. Yani sadece takım yöneten değil, grup yöneticisi olabilir, C-level yönetici, herkesin rolüyle ilgili bir dönüşüm ihtiyacı var. Bunu biraz yaşayarak göreceğiz. Ben burada Mehmet Ali çok güzel altını çizdi. Yani güven unsuru, ekibe güvenmek ve onları empower etmekle ilgili konudaki kaslarımız güçlendikçe agile denetim, agile deneyimlerimiz artıp onun sonuçlarını aldıkça yönetim kadrolarının bu konuda daha esneyeceğini düşünüyorum. İşin bir bu tarafı var. Bürokrasi anlamında ve şeyde. Bir başka boyutu, şimdi agile ekiplerin, ben regüle bir sektördeyim. Yani şimdi her sektörde aynı değil. Regüle bir sektörde çalışan birisi olarak agile ekiplerinin iş yaparken uyması gereken bazı kurallar hala var. Yani agile demek vahşi batı değil. Yani istediğinizi yaparsınız, yeter ki sonuç getirin. Böyle bir dünya yok. Yani orada agile'in ritüelleri dışında da uymanız gereken bazı konular var. Yani benim uymam gereken kanunlar, yönetmelikler var. Görev ayrılımları, prensipleri var bazı konularda. Bunları da yerine getirmeye ihtiyaçlar var. Şimdi bizim bunu her şirketin kendi içinde bulunduğu legal ve regülatif framework'e göre adapte etmesi lazım. Şimdi bu boyutunu da atlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü biraz naif, çocuksu kalır bu agile dönüşümler. Yani siz bize dediniz ki çok esnek olacaksınız ama bunun içinde hukuk onayı gerekiyor. Yani evet gerekiyor. Yani hukukun onay vermediği bir şey yapma şansı yok bulunduğunuz şeyle ilgili. Veya gibi. Islak imza hani alman gerekiyor belli bir şeyde müşteriden. Evet. Bunu yapmak durumundasınız. Belki. Dizaynı ona göre kurman gerekiyor. Evet. Yani bunları da öğreneceğiz yolculukta. Hiyerarşiyle ilgili kısımda, şimdi başta Ayşegül çok güzel söyledi. Dedi ki yani bu model tıkandı. Yani hiyerarşik model. Promotion eşittir benefit seti. Promotion eşittir görünür yani ünvanı destekleyici görünür benefitler. Nedir bunlar? Oda. Nedir bunlar? Araba. Nedir bunlar? Kart vizite yazılan şeyler. Bunlarda da bir değişim dönemi geliyor. Mesela biz de yeni yaptığımız ofislerde açık ofise geçtik. Gerçi Covid bunu nasıl değiştirecek onu bilmiyorum. Hani ama ünvandan bağımsız yeni binalarımızda odalarımız yok. Önümüzdeki dönemde dünya bunu çok uzun süredir adapte etmeye başladı. Daha doğrusu batı diyeyim. Yani araç konusu farklı bir noktaya geldi. Belki Türkiye'de de araç görünebilir şeyler resimden çıkmaya başlayacak. İnsanların katkıları hiyerarşik ünvanlarının dışında başka bir boyuta gelebilir. Hani bireysel katkının yarattığı bir de bir hiyerarşik
hiyerarşik demeyeyim de kariyer ilerlemesinin çizildiği patikaların oluşması gerekecek. Yani illa bu ünvanlar ve şeyler etrafında organizasyon icraat yapar ve karar alır olmaktan çıkacak. Ve en önemlisi, bence en önemlisi, karar alma mekanizmasında hiyerarşinin biraz önce eskalasyondan bahsetmiştim. Karar alma konusunda karar alma gücünü hiyerarşik anlamda organizasyon daha takım ve icraat yapan düzeylere doğru indirecek. Yani onun dengesi, yani her karar için komite kur, komisyon kur, komitelerde, komisyonlarda bunu konuş. Çok sayıda genel müdür yardımcısı ve direktörü katarak bir araya getirdiğin komitelerde konsensusla karar al modelinden daha otonom bir modele evrilecek gibi görünüyor. Ama bürokrasi tamamen ortadan kalkacak mı? Hani çirkin yüzüyle kalkabilir. Hı-hı. Bürokrasiden algı nasıl konumlandırdığınıza bağlı ya. Yani bizlere rahatsızlık veren yüzüyle ortadan kalkabilir ama dediğim gibi bulunduğum sektör regüle ve belirli kurallara dahil olduğu için bazı konular için hala onun devam etmesi gerekecek ve onu da yaşayacağız. Evet. Özellikle holakratik uygulamalarda, yani sıfır hiyerarşinin olduğu uygulamalara geçmek isteyen bazı yapıların bir süre sonra hafif içerisinde bir doz hiyerarşi ve bir doz bürokrasi katmak zorunda olduklarını da gördük geçmişteki uygulamalardan. Hani orada bürokrasinin veya hiyerarşinin engelleyici değil, kolaylaştırıcı arka tarafta kesinlikle. Senin bahsettiğin gibi bağlama veya içinde bulunduğun sektörün gerçeklerine uygun idari tarafları da güçlü şekilde tutucu bir noktaya konumlanabilirse avantaj bile olabilir diyorum ve sözü yavaş yavaş Ayşegül'e bırakıyorum. Ayşegül, çok keyifli geçiyor sohbet ama zamanımız da biraz ilerliyor. Evet, haber verdiler, biraz hızlanmamız artık lazım. Artık hızlanma görevini sana bırakıyorum. Tamam, hemen hızlanıyoruz. Şimdi şu ana kadar konuşmadığımız bir soru sormak istiyorum. Hem benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki ilk agile adımları atmaya başlayan yapılardan bir tanesi İş Bankası. Değil mi Hakan? Yani Mehmet Ali Bey dinleyince Koç Sistem bizden biraz daha önce başlamış gibi algıladım. Öyle mi? Evet, biz de en azından son 3 yıldır bu konu aktif. Peki İş Bankası'nda siz 7-8 yıl önce neredeyse bir Amerikalı danışmanlık şirketiyle yola çıktınız diye biliyorum. Bu doğru tabii, mu? Tabii. İşte onu tabii. Kastettim. Yani, ama, yani bu, o yıllarda tabii. Dünyada bile hani çevik organizasyon gündeme daha gelmemişti, oturmamıştı. Dolayısıyla soru şu. Önce sevgili Hakan'a, sonra Serhat'a soracağım. Kısa kısa cevaplandırabilirseniz çok sevinirim. Şimdi dinleyicilerin birçoğu sizler gibi bu işe ya da bizler gibi bu işe kafa yoran, bu işe inanan insanlar değiller. Daha dünyada da yolun oldukça başındayız. Dolayısıyla bunu nasıl yaptınız? Yani hangi tip danışmanlık şirketlerine baktınız? Gelip sizlere neyi nasıl öğrettiler? Bir parçacık onları konuşalım. İş Bankası ve Allianz için. Ve de araç. Sorunun içinde o vardı zaten. Ve araçlar neler? Yani taktikler, araçlar. Ne nasıl yapılıyor bu iş? Dinleyicilere onu yani birazcık söyleyelim. Tabii. Şimdi şöyle, çevik yaklaşıma sizi getiren danışmanlık aslında dijitalleşme danışmanlığı oluyor. Çünkü dijitalleşmenin ve dijitalleşmeyle ilgili yapmak istediğiniz işlerin organizasyonda vücut bulmuş şekli çevik organizasyon. Bu kapsamda aldığınız danışmanlıklar tamamen o hızlı değişen müşteri ve tüm paydaşların diyeyim, sadece müşteri de değil, çalışanların ihtiyaçları çok hızlı değişiyor, müşterilerin ihtiyaçları değişiyor, otoritenin beklentileri, yasalar, mevzuat, her şeyin çok hızlı değiştiği bir ortamda siz ben bu değişime nasıl ayak uydururum dediğinizde, danışmanlık yoluyla buraya ulaşmak istediğinizde şunu görüyorsunuz, bir teknoloji altyapısını buna imkan verecek şekilde modernize etmeniz gerekiyor. Adına basitleştirme deyin, yalınlaştırma deyin, tekrar bunun hepsinin başına yeni nesil koyarak bir kez daha yazma deyin, ama o çevikliği sağlayacak olan teknolojik altyapı, beraberinde tabii ki sağlam, gol yememek çok önemli, sağlamlığı
ve sürdürülebilirliği, sürekliliği sağlayacak olan fonksiyon. Bunun yanında yeni proje yapmayı, iş geliştirmeyi ve bunu da tam müşterinin beklentisine uygun bir şekilde Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi müşteriyle beraber yapmayı sağlayacak olan iş yapış şekli. Bu nasıl olmalıdır dediğinizde de orada da danışmanlar size zaten çevik olarak hareket etmeyi, çevik organizasyon kültürünü oluşturmayı, buna başlayacak olan alt segmentleri, alt hizmet alanlarını belirlemeyi ve sonra bunu ölçeklenebilir hale getirme yolculuğunu tanımlıyorlar. Ben bu konudaki hani danışmanlığın hikayesini dijitalleşmeden başlayan bir şekilde, yoksa ben organizasyonumu nasıl çevik yapayım danışmanlığı değil, onun altını çizmek istiyorum. Doğru, %100. Tamam. Okey, harika. Peki kullandığınız araçlar hakkında bir iki şey söyler misiniz? Yani özellikle şöyle çevik bir çalışma. Evet, yani bir organizasyon dijital transformasyon yolculuğuna girmeye karar verdikten sonra ne yapsın? İsterseniz öyle sorayım. Onlara ne önerirsiniz? Şöyle, kesinlikle ben araç odaklı olarak konuya yaklaşmıyorum. Yani araçlar çok fazla sayıda, hem marka olarak hem yöntem olarak, ama burada önemli olan nokta birlikte çalışmayı, fikir üretmeyi, o inovasyon yapmayı sağlayacak olan mekanizmaları kurmak. Mesela design thinking hayatınıza giriyor bunu yaptığınız zaman. Öncesinde fikir aşamasında bunu olgunlaştırma. Sonra bu işte retrolar giriyor. Herkesin fikrini paylaşması, oylaması, oylamayla o demokratikleşme. Burada bahsettiğimiz her şeyin vücut bulan, çalışma yaşasında vücut bulan kendi araçları var. Bunlar zaten onlarca ve siz bunlarla o işi yapmak istediğinizde kavuşuyorsunuz. O araçların hepsi çok kolay erişilebilir. Çoğu ücretsiz olanlar, yani özel bir yatırım da gerektirmeyen, yeter ki siz yapmak isteyin. O nedenle ben ya bende araç yok ve bu yüzden yani bir şey yapamıyorum diyenle hiç karşılaşmadım. O yerim dar, oynayamıyorum demek gibi bizde. O nedenle bu noktada siz yeter ki o dönüşüm yoluna çıkın. O araçlarla yolunuz zaten kesişiyor. Evet, ben de bunu özellikle sizin ağzınızdan duysun dinleyiciler istedim. Çünkü bunu gözlerinde çok büyütüyorlar. Çok büyük bir yatırım yapılması gerektiği gibi bir inanç var. Ve insanların kafa yapısını değiştirmenin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorlar. Ve çok sayıda yabancı büyük şirkette de ben bunu hala duyuyorum, görüyorum. Onun için özellikle sormak istedim. Peki, çok mersi. Serhat, eklemek istediğin ne olabilir acaba bunlara? Bunlara şunu eklemek lazım. Birkaç perspektifi ve boyutu var aslında. Birincisi vizyon. Bu vizyon boyutunda bir kere üst yönetimin bütünsel bir şekilde ortak bir taahhüt vermesi çok önemli. Çünkü bu sürecin içerisinde birebir de yaşayan birisi olarak birçok gri alan olacak. Burada herkesin çözüm odaklı yaklaşması çok kıymetli oluyor. Vizyonun altında aslında people'ı getirebilirsiniz, insan boyutu. Biz transformasyon sürecimizde yumuşak bir geçiş yaptık ve tüm takımlarımızı olduğu gibi bu yapıya çevirdik. Fakat herkesi tabii upskill etmemiz gerekti. Şimdi buraya yatırım yapmak çok kıymetli ve çok önemli. Bizim Allianz Türkiye'de Allianz Türkiye Akademimiz var, kısa adıyla ATA. Adı kendinden güzel, ATA ekibi. ATA ekibi ile uzun saatler boyunca çalışma imkanımız oldu. Geçen yıl ortalama 210 saatten fazla eğitim verdik. Bu eğitimlerin içerisinde teknik skill setleri, yetkinlik geliştirme, deneyimsel öğrenme gibi birçok boyutta eğitimleri alır. Bazı eğitimcileri, mesela danışmanlar dediniz, işte danışmanlarımız vasıtasıyla yurt dışından getirmek durumunda kaldık. Çünkü Türkiye'de o derinlikte o uygulamaları bize yaşatacak, deneyimletecek arkadaşlar bulamadık. Onu söyleyebilirim. Bir üçüncü madde, proses boyutu, süreçler boyutu. Bütün süreçlere bakılması gerekiyor. Çünkü agile yapıyı sadece ve sadece Scrum metodolojisini uygulayarak hayatınızda yaşatamazsınız. Organizasyonel anlamda değiştirmeniz gerekiyor ki gerçekten takımlar hiyerarşiyi hissetmeden içselleştirerek çalışmaya devam etsinler. Dördüncü boyutu teknoloji boyutu, çok kritik.
Günün sonunda hepimiz aslında business tarafında çalışıyoruz ama IT'ye inanılmaz bir bağlılığımız var. Artık bu yeni dünyada her business çıktığımız IT ile örtüşüyor. Doğal olarak oraya dördüncü bir parametre olarak da teknolojiyi eklemek isterim. O teknoloji boyutunda bir hizalanma yapılması gerekiyor. Beşincisi kültür. Zaten çok konuştuğumuz için oraya girmeyeceğim ama o growth mindset, öğrenen bir yapı kurmak, bunu paylaşan bir yapıya çevirmek, bunlar çok kritik. Biz önümüzdeki dönemde de aslında bunlara çok yatırım yapıyor olacağız. Çünkü artık yeni dünyada öğrenmek kadar paylaşmak da çok değerli. Agile buna çok izin veren bir yapı. Bu çok çok önemli. Bugün ben Agile organizasyonumu işte 30'dan fazla şirkete aktardım. Organizasyonel boyutuyla da aktarabiliyorum. Bunu bir 5 sene önce konuşma şansımız yoktu. Çok net söyleyebilirim. Ama bugün bunu aktarabilmemin en önemli ve yegane özelliği şu. Alıp bunu uygulama şansınız yok. Çünkü sizin buna uygun bir kültüre sahip olmanız gerekiyor. Kendinize ait çözüm yollarını geliştirmeniz gerekiyor. Devamlı test edip öğrenmeniz gerekiyor. Bugün kendi yapımızda bile herhangi bir problemle karşılaştığımızda Agile koçlarımız var, kendi içimizde yetiştirdiğimiz. Birçok fasilitasyon tekniğiyle, işte takım öğrenmesiyle, belki gerektiğinde one-to-one koçlukla o problemleri çözmek yönünde hareket ediyorlar ki bizim için gerçekten bu noktası çok kritik. Bir de son olarak hani Agile ofis şapkasıyla onu aktarmak isterim. Sürekli bir dinleme halinde olmanız lazım. Teknik ekiplerin problemlerini. Bunu sadece üst seviyede değil, genelde daha stratejik boyutta olduğunda ajandanızda daha çok yer kaplıyor ama aslında hem bottom up, yani takımların ne problemi olduğunu, takımlardaki kişilerin hangi problemlerle mücadele ettiklerini ve ana resimdeki işte tribe liderlerinin hangi ajandayla mücadele ettiklerini anlamanız lazım. Onun için sürekli dinlemek, dinledikten sonra da açık ve şeffaf bir şekilde, yalın bir şekilde iletişim kurmak gerekiyor. %100 katılıyorum. Tool konusunda süper. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, tabii. Tool konusunda ekleme. Tabii ki İlker, tool konusunda ekleme yapabilirsin. Vallahi bu dönüşümlerde genelde bu tool konusu ve teknolojik dönüşüm çok konuşulur. Agile'da çok temel iki tane tool var. Dönüşüme başlayanlara tavsiye edebileceğim. Bir tanesi düz bir duvar. İkincisi de çokça post-it. Bunu çok abartmaya da gerek yok. Yani Hakan çok güzel söyledi. Yani bir sürü free, open source ürünler, teknolojik tool'lar vesaire de var. Ama hani collaboration'ı destekleyen elimizdeki tool'ların büyük bir çoğunluğu agile dönüşüme yeterli. Takımlar en çok ne kullanıyorlar diye baktığımda agile'ın böyle bir güzelliği de oldu. Şimdi biraz COVID bunu engelledi. Dijitalleştik. Dijital kolaborasyon ve şey geldi ama takımlar belirli bir yakın alan içerisinde düz bir duvar ve bolca post-it'le gayet iyi şey yapıyorlar. Tool olarak o ikisi yeterli. Aslında yeri gelmişken aynen, hemen bir şey sorayım. O dediğinin de dijital şeyi de var. Dijital duvar ve post-it'leri de yapmışlar. Aynen. Doğru. Evet. Tam şu anda önüme öyle bir soru düştü. Karar alma, işte fikir geliştirme konusunda alışageldiğimiz eski teknikler mi daha iyi sonuç verir yoksa yeni yeni teknikler, tool'lar mı var diye. Aslında görülen o ki eski teknikleri de nasıl kullandığınıza göre değişiyor. Çok çok da yeni devrimsel bir şey de dikkat çekmiyor açıkçası. Karar almada, fikir geliştirmede, ürün geliştirmede mevcut tool'ları etkili biçimde kullandığınızda katılımcı biçimde burada sonuç elde etmek mümkün gibi gözüküyor. Evet Ayşegül. Sanırım bu soruyu sen soruyorsun. Tamam, bunu ben sorayım. Bu istersen şöyle bir noktaya geçelim arzu ediyorum. Senin sorularından bir tanesini ne diyeyim, çalayım senden. Çal lütfen. Mehmet Ali'ye sormak istiyorum ben bu soruyu. Harika olur. Diğer konuklarımız da bize buradan görüş verebilirler. Çünkü bazı sorularımız cevaplandı bu süreç içerisinde. Doğru, zamanda doğru. Etkin kullanmak açısından. Mehmet Ali, özellikle bu süreçte hangi zorluklarla karşılaştınız? Hangi meydan okumalarla? Zira biz şimdi burada konuşuyoruz, biz yazıp çiziyoruz. Bu böyle kolay bir şeymiş gibi, siz 4 yıldır bunu yapıyorsunuz. Tıkır tıkır işliyormuş gibi geliyor kulağa ama eminim ki bir sürü zorluklar, bir sürü dar boğazlar, bir sürü dirençler çıktı karşınıza. Bunların başlıcaları neydi ve bunları nasıl aştınız? Senden bu konuda deneyimlerini rica edelim.
Tabii ki. Yani burada tabii ki bu bir süreç. Yani bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculukta da her zaman önünüze çeşitli engeller çıkıyor ama ben biraz önce hem İlker Bey'in hem Hakan Bey'in hem de Serhat Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani burada esasında tool falan önemli değil yani. Hatta bir ara ben şey diye düşünmüştüm. Bu yani stick şeylerini yapan firmalar herhalde bunu çıkardılar bu metodolojiyi diye. Çünkü herkes bir duvar değil, üzerine bir şey yapıştırıyorsunuz falan filan. Böyle acayip bir şey haline geldi. Şimdi tabii Covid'de onların ne kadar yalan olduğunu da görmüş olduk. Çünkü aynı hızda, aynı şekilde tüm Agile ekipler böyle sanal ortamlarda herhangi bir yere bir sticker yapıştırmadan da bu işi gayet güzel yapıyor. İlla oradaki programları da kullanmaya gerek yok. Yani ben hakikaten şuna inanıyorum. Bizim insanımız çevik düşünmeye ve çevik hareket etmeye, esnek olmaya çok yatkın bir ulusuz biz. Ve bunu da hani hakikaten DNA'mızda var. Bunu biz yani defaten de kanıtladık. Burada en büyük problem bence mutlaka bu hiyerarşik yapının ister istemez insanların şahsi olarak o ellerindeki yetkiyi devretmekte ve vermekte ilk aşamada bir sıkıntı oluyor. Bu da gayet doğal bir şey. Yani bunu da normalde zaten bekliyor olmamız lazım. Ondan sonraki kısım bence en önemli kısım müşterilerimizin olgunluğu. Yani çünkü bu herhangi bir ecel operasyonda bu iç müşteri de olabilir ama daha fazla dış müşterilerimiz. Yani dış müşterilerimizin bu metodolojiyi anlaması ve bununla ilgili buna hazırlıklı olması bile bir süreç. Yani biz mesela bunu çok yaşadık. Bundan 2-3 sene önce biz bir IT projesi için teklif verdiğimiz zaman bunu agile yöntemle yapalım diye teklif veriyorduk. Genelde bize gelen yani talepler yok biz bunu waterfall üzerinden yapalım veya işte bir belli adam günde yapalım. Bu çıktılar üzerine olmasın. Hani bizim ihale şartnamemiz öyle değil. Bunu biz anlamıyoruz gibi bir dönem geçiyordu. Mutlu olan konu şu anda artık biz bunun değiştiğini ufak ufak. Yani sektörün tamamında Türkiye'de bu bilincin daha arttığını ve daha iyi yerlere geldiğini görüyoruz. Bu da mutluluk verici. Bence bu geçirmiş olduğumuz dönem yani bu pandemi dönemi, COVID-19 dönemi pek çok Türkiye'de tabuyu da yıktı. Yani Agile konusundaki tabuları da yıktı. Çünkü bir dönem Agile dönüşüm yapan firmaların tamamı şey üzerine gitti. Böyle biz de ofisleri dolaşıyorduk. Sizler de dolaşıyorsunuzdur işte. Burası Agile odamız. İşte mobilyaları değiştirdik. Yani bir mobilya bir tane board, 3-5 sticker alan Agile dönüşüyordu. Dolayısıyla yani onun da çok anlamlı bir şey olmadığını da gördük. Bu bir kültürel değişim. Kültürel değişimde hem şirket içinde hem şirket dışında müşterilerimiz nezdinde mutlaka bir eğitim körvü oluyor. Yani orada bir eğitim şeyinden geçiyoruz. Ama benim gördüğüm bu gittikçe daha iyi noktalara geliyor. Bu tür dönemlerde, hani pandemi gibi dönemlerde, kriz dönemlerinde hakikaten bu agile çalışan şirketlerin çok daha hızlı, çok daha iyi bir şekilde performans gösterdiğini görüyoruz. Ben bir tane örnek vereyim. Hani bizim mesela ofise geri dönüşümüzle ilgili olarak bir agile team kurduk. Yine çok hızlı bir şekilde. Arkadaşlarımız kurdular. Takımın ismi de Dönüşgiller. Yani geri dönüşümüz. Hani Dönüşgiller ekibi kurdular. Onların kendine göre bir tane hani logoları var. Kendileri tamamen şirket içinde değişik birimlerden arkadaşlarımız. İçinde yöneticimiz yok. Kararlar alıyorlar, anketler yapıyorlar. Tüm şirketteki çalışan arkadaşlarımızdan feedback alıyorlar. Ona göre diyorlar ki biz işte bizim ofiste ekstradan şu kadar açık alan yapmamız lazım. Geri döndüğümüz zaman açık alanda çalışalım diye. Biz sadece parasını veriyoruz yani. Şey olarak ama bütün kararları bu arkadaşlarımız alıyorlar. Yani onlar diyorlar ki böyle yapmanız lazım. Biz buna karar verdik. Bu konuda şöyle bir anket yaptık. Yani Dönüşgiller şirketin tamamına 1500 kişiye mail atıyor. Şunu yaptık, bunu planlıyoruz diye.
Dolayısıyla bu ne kadar hızlı bir şekilde esasında adapte olduğumuzun göstergesi. Ben yine biraz geriye döneceğim IMC'deki gibi. Esasında bu bizde de var. Yani Türk halkının, Türk yöneticilerinin, yani çok şanslıyız. Bakın biz Kurtuluş Savaşı'nda da Türkiye'yi çetelerle kazandık. Yani çete dediğiniz yapı, ecel yapı. Ve bunu Mustafa Kemal Atatürk zamanında ben Ege'liyim. Yani Ege'de organize edip, yani Ege'de biz İzmir'de Yunan'ı denize dökerken veya İtalyanlara karşı savaşırken o zaman bu çetelerin aldığı, efelerin oynadığı çok önemli roller var. Bizim DNA'mızda bu var zaten. Biz kendi ekiplerimize güvendiğimiz, kendi müşterilerimize güvendiğimiz, kendi organizasyonlarımıza güvendiğimiz sürece metodolojisi çok önemli değil. Hepimiz bir hibrit yol bulacağız. Her şirketin doğrusu da birbirinden farklı olacak. Ama burada temelde önemli olan konu güven içinde tüm ekiplerin birbirine güvendiği, altın üstün, üstün alta peer olan arkadaşların birbirine güvendiği bir şekilde hızlı ve esnek bir şekilde hareket edebilmek, buna ortam sağlamak. Bunu sağladığınız zaman sıkıntı seviyesi gittikçe azalıyor. Ha mutlaka ileride de sıkıntılar olacak. Olmayacak mı? Tabii ki olacak ama bizim işimiz de zaten yani olan sıkıntıları beraber oturup ortak akılla çözmek olacak. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde ben heyecanlı ve güzel olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Diğer panelistlerimizden fikir beyan etmek isteyen varsa onları da dinleyelim. Özellikle özür dilerim, bu Agile'a geçiş konusundaki sıkıntılar, challenge'lar, meydan okumalar, direnç noktaları, siz neler deneyimlediniz, nasıl açtınız? Var mı fikir beyan etmek isteyen? Ya şöyle bir katkıda bulunabilirim. Yani dikkatli olmak adına bu çevik dönüşümde olabilecek, özellikle çıkabilecek problemler adına. Şimdi bu kendi içinde bir paradoksal durum içeriyor çevik çalışma. Çünkü inovasyon ve yeni üretim konusunda evet çevik çalışma çok faydalı. Ama her yeni ürettiğiniz ve yaptığınız yenilik aslında bakım da gerektiriyor. Ve dolayısıyla ürünü yapıp ortaya atıp gidemiyorsunuz. Şimdi çevik çalışan ekipler ürettikçe ürettiklerinin altında ve ürettiklerinin sürdürülebilirliği konusunda ezilmeye başlıyorlar. Artık o iş onlara yeterli tatmini sağlamaz hale geliyor. Ve çeviklik oranı çevik çalıştıkça düşüyor. Yani bunun ben önemli bir çevik çalışan ekipler nezdinde önemli bir problem olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer sistem, eleştirdiğimiz sistem ve yöntemler zaten bu sorundan dolayı biraz o yükün altında kaldıkları için çok ileri gidemediler. Çevik çalışma yeni ve yeni olduğu için daha kendi bu kısıtını yaratmış durumda değil. Hala çevik yaratarak, çevik çalışarak hızlı ilerleyebiliyorsunuz ama bu ilerleme hızı düşecek. Buna karşı mutlaka bir çözüm geliştirmek, bir açılım yapmak gerekiyor. Yoksa hani ben sürdürülebilirliği konusunda bu riski işaret edebilirim. Ve ölçeklenebilirlik konusunda da bir örgütün içerisinde çevik çalışmaya uygun olan işler var. Çevik çalışmaya uygun olmayan ve çeviğin bulaşmaması gereken işler var. Hani bir araç buldum, bu aracı her yere uygularım derseniz başarısız olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bazı alanlara çevik çalışma metodolojisi girmemesi gerekiyor. O alanlar zaten o yoğun uzmanlığa ve o kendi rutinine göre hareket etmeli. Yeter ki o büyük işte darboğaz oluşturmasın. Onu başka yöntemlerle aşmak gerekiyor. Ve ben bu iki hususta bir katkıda bulunmak isterim. Çok teşekkürler Hakan. Evet Ayşegül, ne dersin? O zaman şöyle yapalım. Son soruyu ben de herkese sormak istiyorum. Öyle kapanış yapalım. Ama ona geçmeden, bir şey eklemeden edemeyeceğim. Mehmet Ali'ye o kadar katılıyorum ki Türk DNA'sında çevikliğin olduğu, bu çeviklik hikayesi 10 yıl önce falan benim gündemime ilk geldiğinde aynı şeyi ben düşündüm ve her geçen gün, her geçen yıl buna olan inancım o kadar daha yükseliyor ki aslında Türkiye, biz Türkler bir rol modeliyiz dünya için. Bir bunu anlatabilsek dış dünyaya belki herkes gelip bizden bunu nasıl yapıldığını öğrenmek, anlamak isteyecek.
Çok güzel söyledin Mehmet Ali'cim. Sağ ol, var ol. Şimdi son sorumuz da o zaman şu. Acaba 10 yıl sonra nerede olacak organizasyonlar? Şirketler parçalanmış, dağılmış mı olacaklar? Artık büyük organizasyonlar görmüyor mu olacağız? Her şey spin-off edip küçük, butik, expert yapılara mı doğru dönüşmüş olacak? İşsizlik 2050 yılında %60'lara varacak dünyada diyoruz. Oraya doğru bir koşu içinde olacağız gibi görünüyor. 10 yıl sonra nasıl görüyorsunuz şirket yapısı, yaşam biçimimiz ve organizasyonları? Hakan'dan başlayıp Serhat'a doğru gelebilirsek çok seviniriz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bugün olduğundan çok daha fazla küçük şirket göreceğiz. Yani o spin-off dediğini, startup dediğimiz, fintech diyelim adına, yani ne olursa kendi alanındaki küçük, çevik teknoloji şirketlerinin sayısını daha fazla göreceğiz. Ama bunlar böyle birbirinden kopuk ve bağımsız değil. Bugünkü büyük şirketlerin grubu, yani büyük bir şemsiye altındaki aslında aynı amaca hizmet eden büyük şirketler buna dönüşecekler diyeyim. Yani İş Bankası dediğinizde bugün İş Bankası'nı görüyorsanız, yarın o İş Bankası grubu o tarz onlarca şirketten oluşan bir şirketler grubu olabilir. Yani bugünkü holding yapılanmasının daha da aşağı alt kırılımlara bölünmüş haliyle göreceğiz. Sadece böyle startuplar değil, freelance çalışanlarıyla bir kurumda çalışanların oranının freelance çalışanların daha fazla olduğunu göreceğiz. Yani istedikleri kadar çalışacaklar ve o iş başına pek çok firmaya çalışacaklar. Paylaşım konusunun arttığını göreceğiz. Bu iki temel değişikliği bugünden görebiliyoruz. İnsan ve teknoloji daha çok iç içe geçmiş olacak. Teknoloji kullanmayan insan görmeyeceğiz. Çalışan iş yaşamında teknoloji kullanmayan, yapay zekanın nimetlerinden yararlanmayan bir çalışan grubu maalesef göremeyeceğiz. Herkes çok teknolojiyle bütünleşik olacak. Teknoloji okuryazarlığı olmayanlar için hayat zor. Önümüzdeki 10 yılda bu Future of Work'te çok ciddi bir iş gücü değişimi göreceğiz. Çok güzel, çok doğru. Mehmet Ali'yi görüyorum ben burada ekranda, ikinci sırada. Mehmet Ali, seni duyalım lütfen. Ben hani Hakan Bey'in söylediklerini tekrarlamamak adına yani kesinlikle katılıyorum. Bundan sonraki dönemde ben esasında belki paradigma olarak 10 yıl sonraya baktığım zaman çok farklı şeylerin de olabileceğini düşünüyorum. Bugün baktığımız zaman bakın biz tamamen eski düzende bir hayat şey yapıyoruz. Yani teknoloji sanki hiç değişmemiş gibi hayatımıza devam ediyoruz. 1929 yılında haftada 5 gün çalışma düzeniye çıkmıştı. Yani Henry Ford tarafından pazartesiden cumaya. Niye biz pazartesiden cumaya çalışıyoruz? Yani çalışma haftası 5 gün olmak zorunda mı? Teknoloji bu kadar ilerlediği yerde niye 4 gün değil? Eğer 4 gün olursa o zaman oradan çıkabilecek yeni potansiyeli düşünün. Yani turizm alanında, eğlence sektöründe, insanların kendi sanata olan şeyinde. Yani bu şu demek değil. 5 günden 4 güne düştüğü zaman o geri kalan 3 günde sadece evde oturacağız, hani sosyal medyada şey yapacağız, film seyredeceğiz değiliz. Bambaşka sektörler çıkacak. Bambaşka alanlar çıkacak. Yani dijitalin zaten geldiği yer itibariyle baktığımız zaman, bugün ben onu söylüyorum. Bugün dünyada tek bir sektör var. Her şeyi durdurabilen. Yani bugün teknoloji çalışmasa biz şu anda bu yayını yapamıyoruz. Herhangi bir fabrika üretim yapamıyor. Yani mağazaya girdiğiniz zaman kasa çalışmıyor. Fabrikaya girdiğiniz zaman fabrika çalışmıyor. Hastaneye girdiğiniz zaman hastane çalışmıyor. Yani dolayısıyla artık teknolojinin zaten hani ben bunu bileyim mi, bilmeyeyim mi, bu konuyu takip edeyim, etmeyeyim gibi bir lüksü kimsenin yok. Bundan sonra da olmayacak. Yeni düzende de hani ecaili konuşuyorsak ben şuna inanıyorum. Hibrit olacak. Yani bir hibrit düzen oluşturacağız biz. Bu hibrit düzenin içinde şirketlerimizde, hiyerarşik yapılarımız da olacak.
aynı zamanda Agile çalışan birimlerimiz olacak. Buna paralel olarak da Agile bir iş hayatımız olacak. Ve Agile sayesinde de esasında çalışan arkadaşlarımız, yani hepimiz için de çok ciddi bir fırsat çıkıyor. Çünkü değişik disiplinlerde ki konuları öğrenebileceğiz. Yani T-shape dediğimiz şimdi ismiyle, havalı ismiyle, yani daha geniş alanda esasında bilgiye sahip olan insanlar olacak, çalışanlar olacak ve hayat devamı değişecek. Dolayısıyla biz bu yeni dünyada Agile'de esasında bir araç olarak kullanabiliriz. Yani bu da şöyle bir araç bizim için. Kendimizi geliştirmek için, ekiplerimizi geliştirmek için, yeni gelişen dünyada farklı iş yapış tarzlarını öğrenmek için önümüzde bir şey olacak. Bakın burada panelde olan arkadaşlarımızın tamamı yani iş hayatına girdiğinde internet yoktu ya, daha yeni geliyordu ya. Yani biz Telex'te başladık. Yani ben faksın ilk geldiğini hatırlıyorum, heyecanlanmıştık. Böyle eskiden santral odaları vardı. Dolayısıyla nereden nereye geldik? Yani o kadar hızlı bir şekilde gidiyor ki biz kendimizi bu hızla değiştiremez isek, şirketlerimizi değiştiremez isek o zaman çok farklı yerlere geleceğiz. Artık bütün paradigmaların çalışma saatinden çalışma mekanına, işte hiyerarşiden bütün ekonomik düzene kadar sorgulandığı, değiştiği bir döneme gireceğiz. Tekrar söylüyorum, çok şanslıyız. Bu konuda dünyada bizim kadar çevik zekaya sahip başka bir ulus olduğunu düşünmüyorum. Yani pratik düşünmede, çevik hareket etmede. Dolayısıyla yani hakikaten bizim DNA'mızın verdiği süper bir elimizde fırsat var. Bunu da kullanabilirsek, ben her zaman realist ama optimist olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de çok çok önemli fırsatların da çıkacağını düşünüyorum. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. İlker'cim, ne diyorsun? Şimdi 10 yılı öngörmek zor. Mehmet Ali çok da geriden dağıldı hakikaten. Başladığımızda internet yeni yeni. Ben başladığımda en azından yeni yeni hayatımıza giriyordu. Deneysel boyuttaydı. Çok ciddi bir değişiklik içerisinden geçiyoruz ve geçmeye devam edeceğiz. Organizasyonel modelleri değiştiren, dönüştüren ana trend Agile. Ben bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum ve 10 yıl sonra özellikle çok yoğun beyaz yakalı çalıştıran sektörlerde Agile dönüşümün şirket yapılanmalarını o fonksiyonel yapılardan farklı noktaya getireceğini öngörüyorum. Hatta bunun uçlarında şimdiden görmeye başladık. Mesela bizim Agile dönüşümde business modelinin içerisinde biraz önce Hakan'ın söylediği bir konuya da atıfta bulunarak geçeyim. Agile'ın içerisinde Agile tek tip uygulanmıyor. Solutions Development dediğimiz ürün, servis üreten, çözüm üreten ekipler daha çok Scrum çalışırken Business Execution ekipleri diye ayrılan ekipler daha çok Kanban teknikleriyle üretilen işin devamlılığını ve onun daha verimli çalışmasına çalışacaklar. Yani bu modellerde değişiklikler olacak. O fonksiyonel yapıdan daha değer zinciri, değer üretimine odaklanan yapılara doğru evrileceğiz. Bunun geçmiş dönemde konuştuğumuz matris yapılanmalarla tekrar bir melezlenip yeni bir modele doğru evrileceğini tahmin ediyorum. İkinci büyük değişiklik hepimizin hayatında, yani bu dijitalleşme, işte otomasyon dedik, teknolojinin hayatımızı değiştirmesi dedik. Şimdi bu dijitalleşme hem çalışan hem müşteriyle ilişki, hem partner ekosistemiyle olan etkileşim, hem de ürün servis geliştirmedeki boyutuyla, dört pillarıyla artarak devam edeceği için teknolojiye olan bağımlılık çok hızlı, çok daha fazla hale gelecek. Hakikaten Mehmet Ali'nin söylediği doğru, yani şu anda teknoloji bu pandemide hayatı devam ettiriyor. Bu hayatımızda çok daha önemli bir yer alacak. Serhat da konuşmalarında sık sık söyledi. İş ve teknolojinin birlikte çalışması artarak devam edecek. İnsan ve çalışma ortamıyla ilgili konuda da yani geleceğin mesleklerini öngörmek zorlaşıyor. Herhalde şey haline geleceğiz. Daima öğrenen, hep söylediğimiz şey, kendini yenileyen, daima öğrenmeye açık olan insanlar survive edecekler. Senin söylediğin rakamı ben duymamıştım ama yani 2050'de %60 işsizlik olursa, hani
%40 işi olan insanlar daima kendini yenilemeyi başaran, doğru, yani aldığı diplomayla kalmayan, zaman içerisinde şekil değiştirmeye adapte olabilen insanlar işlerini koruyabilecekler. O growth diğerlerinde mindset zorluk dediğimiz olacak. Şey işte o kavram. Aynen. Hı-hı. Growth mindset'e oturabilen ve kendisini tekrar tekrar yenileyebilenler iş hayatında devam ediyor olacaklar. Bir de çalışma ortamıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani herhalde biz hiçbirimiz bunu öngörmüyorduk. Çok büyük binalar, çok büyük açık ofisler, çok bir arada çalışma, dijitalleşmenin de etkisiyle daha küçük hücresel yapılara doğru evrilecek galiba. Ofis, ev, ev, ofis, bunların birbirleriyle olan ilişkisi yeniden tanımlanacak. Bence bunun şöyle bir etkisi de var. Üniversite grubumda tartışılıyor bu aralar, o yüzden de sıcak bir konu. Evlerimizin de şekillerinin değişmesi gerekecek gibi görünüyor. Hepimiz sabah 8, akşam 5, 9, 6 ofise mi gideceğiz, yoksa evimizde de birer corner aslında çalışmak için, özellikle beyaz yakalılar için daima hazır olması mı gerekecek? Bu da önemli bir değişim ve hayatımızda yer alacak. Çok teşekkür doğru. ederim. Çok doğru. Çok teşekkürler sevgili İlker. Peki Serhat, neler dersin? Ben duymuyorum Serhat'ı. Çok pardon. Şimdi duydum ben. Duyabiliyor musunuz şimdi? Evet evet, şimdi duyuyoruz. Şimdi bu soruyu aslında Covid öncesinde sorsaydınız bambaşka bir cevabı vardı belki. Ama Covid sonrasında sorduğunuzda bambaşka bir cevabı var. Bir kere burada hepimiz mutabıkızdır. Covid sonrasında çok net ben şunu görüyorum. Artık bireylerin katma değerlerinin ölçümlenebildiği iş modelleri yaratılacak. Yani ben bir birey olarak belki de full time employee olarak Allianz'da çalışmayacağım ama benim yarattığım katma değer Allianz'a ya da benzer şirketlere bir değer olarak sunulabilecek. Yani freelance çalışmanın artacağını ben öngörüyorum. Bir ikincisi evden çalışma. Yani hayatımızı aslında iş hayatımıza göre değil, kendi özel hayatımıza göre kurgulamaya başlayacağız bence ilerleyen dönemde. Çünkü oradaki dengenin de zaman zaman şaştığını görüyorduk bazen. İş hayatının gerçekten o yoğun dünyası ev hayatından bizi uzaklaştırıyordu. Covid döneminde evdeki hayatımızı keşfettik. Etrafımızdaki insanları, ailemizi keşfettik. Bunun çok büyük bir dönüşüm için bir adım olacağını düşünüyorum. Ve daha sonrasında bunun etkilerini de görmeye başlayacağız. O biraz önce söylediğim freelance çalışmayı da tetikleyecektir bu. Ben dünyada biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Yani gelecekle ilgili optimist olanlar bir de pesimist olanlar diye. Ben optimist taraftayım. Yani insanoğlunun mutlaka ve mutlaka önüne çıkacağı problemleri çözmek yönünde hareket edeceğini düşünüyorum. Bugün Covid'den bahsediyoruz. 10 yıl sonrasına gittiğinizde iklim değişiklikleriyle ilgili baya baya bir meselemiz olacak. Doğayla ilgili, doğayı korumakla ilgili birçok konumuz olacak. Buralarda bu büyük company yapılarından çalışanların ve toplumun bekledikleri var. Bunu araştırmalar söylüyor. Artık bazı şeyleri belki devletlerden beklemeyeceğiz. Belki bazı şeyleri bu büyük kampanyalardan, dijital şirketlerden bekliyor olacağız ki Covid döneminde de aslında bunun küçük küçük emarelerini gördük. Bu da çok büyük bir değişim için önemli bir ajanda. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Yani biz bugün başta da aslında onu anlatmak istedim. Birçok framework var. Yıllar boyunca aslında hayatımıza girmiş olan. İşte Mehmet Ali Bey bunun tarihin çok daha eskileri uzattığında oradan gelen birçok metodolojiden bahsedebiliriz. Ama bugün geldiğimiz yerde Agile aslında bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey. Ama yarınki dünyada teknolojinin, yapay zekanın, robotik sistemlerin hayatımıza girdiği dünyada bizim başka başka frameworklere ihtiyacımız olacak. Onun için hep ben diyorum, başta da söylediniz ya Ayşegül Hanım, bazı şirketler hep erteliyorlar. Ve aslında bunu biraz geleceğin iş modeli gibi düşünüyorlardı. Doğru. Bu geleceğin iş modeli değil kesinlikle. Bugünün doğru. iş modeli. %100 doğru. Katılıyorum. Evet. Yani süper heyecanlı, süper keyifli bir buçuk saat olduğunu düşünüyorum. Daha bizi durdurmasalar, zamanımız bitmese saatlerce konuşabiliriz. Mesela bugün hiç değinmediğimiz bir boyut daha var, insan boyutu şu anlamda.
Siz her biriniz tepe yöneticilersiniz. Ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Dünyanın nereye gideceğini konuşuyoruz. Bunu görüyoruz. Buna inanıyoruz. Peki bunu hangi insan gücüyle yapacağız? Bu insan gücünün değişimini yeterince yoğurabiliyor muyuz? Hızı bizlere yetiyor mu? Burada nasıl bir upskilling ya da reskilling ya da sıfırdan kompetans yaratımı üzerine çalışabiliriz? Belki bununla ilgili bu grup ayrı bir webinar da yapabiliriz. Bence sen bir sonraki webinarın TİO'sunu vermiş oldun Ayşegül böylelikle. Şu anda yani konuşmadık aramızda ama bence gayet güzel olur. Çünkü kesinlikle. O da başlı başına çok derin ve ayrı bir konu. Kesinlikle. Tek tek kompetansları konuşabiliriz, şey yapabiliriz. Bir iki kişiyi çağırıp interview yapabiliriz ekranda, canlı yayında. Dinleyiciler için de öyle heyecanlı, ilginç bir şeyler olabilir. Neyse, bence sen çok fazla spoiler verme spoiler bu aşamada ver. Şeyi heyecanını koruyalım önümüzdeki yapacağımız webinarların. Birçok soru geldi. Bunların hani ne diyelim, çok şükür birçoğunu cevapladık. Aslında konuşmacılarımız belirttikleri fikirlerle birlikte bazı spesifik sorular kaldı. Bazı kişilere direkt adresli sorular vardı. Onlara çok vaktimiz kalmadı ama sevgili izleyiciler, bizi affedin. Aynı zamanda biz soruları ileteceğiz kendilerine. Eminim ki onlar o sorularla ilgili fikirlerini, bakış açılarını, bilgilerini sizinle webinardan sonra direkt olarak da veya bizim üzerimizden de paylaşacaklardır. Gerçekten sen 1,5 dedin ama 2 saat oldu Ayşegül. Evet, çok keyifli bir 2 saat oldu. Ne diyelim, böyle akışkan oldu, su gibi aktı geçti. Gerçekten bu çeviklik konusunda konuşacak çok fazla konu var. Bu işin farklı boyutları var. Hem stratejik tarafta hem operasyonel tarafta çok ciddi yansımaları var. Eminim ki önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili çok daha farklı perspektifleri konuşuyor olacağız. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum değerli panelistlerimize. Gerçekten çok samimi ve deneyim odaklı paylaşımlarda bulundular. Ve izleyicilerimize tabii ki 2 saat boyunca bizlerle birlikte oldular. Ben çok teşekkür ediyorum HBR Türkiye adına ve kendim adıma. Önümüzdeki başka etkinliklerde ve webinarlarda buluşmak üzere deyip son sözü sevgili Ayşegül'e bırakıyorum. Ben de hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için binlerce teşekkürler. Serdar'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu güzel Digital Studio'da bizi ağırladı her anlamda. Görüntü ve ses kalitesi de çok daha kuvvetli. Binlerce teşekkürler. Tekrar panelistlerimize de el sallayıp hoşça kalın demek isteriz. Eğer ekrana verebilirseniz herkesi. Tamam. Peki. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. Görüşmek kendinize üzere. İyi çok bakın. Görüşmek hoşça üzere. Kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi günler diliyoruz. Sağlıklı hoşça günler kalın. Olsun. İyi günler. Evet, hadi geç.